Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kitap ve kitapla ilgili olan bölümleri bitirdik çok şükür. Şimdi Allah nasip ederse bu ders sünnete başlayacağız. Ve kitabın hemen hemen yarısı ve yarısından fazlasını bitirmiş durumdayız. Tamam, sünnet. Sünnetle ilgili mevzu. Yani şeyin, İslam hukukunun ikinci delili konumdaki olan o sünnet. Musannif kitaptan bahsetti, kitabın kısımlarından bahsetti. Haliyle kitabın, elfazın kitapla ilgili olan kısımları sünnette de müşterek olduğunu değindi. Haliyle sadece onlar kitaba has bir kısımlandırma değil, sünnet de oraya dahil. Şimdi geldi, burada sünnete özel bir takım durumlardan bahsedecek. Burada bahsedeceği olgu, sünnete özel ve ona özgü bir olgu. İşte sünnetin, yani hadisin bize aktarılması gibi bir durum. Biz hadistir, sünnettir bu tarz kelimeleri birbiri anlamına kullanıyoruz ama aslında bunlar arasında bir fark var. Sünnet, normal eğer olaya İslam hukuku felsefesi yani fıkıh usulü açısından bakılırsa kaynak olarak anlaşılıyor. Sünnet dendiği zaman bir usulü fıkıhçı onu kitabın mukabilinde olan kaynak yani kaynak olarak anlıyor. Haliyle nasıl Kur'an bir kaynaksa fıkıhın ilk temel kaynağısa sünnet de ikinci bir kaynağı oluyor. Dolayısıyla yani Peygamber Efendimiz'den aktarılmış her şey. Hukuka yani fıkıha oradan hükümleri çıkartabilmeye elverişli olan ikinci kaynak. Fıkıh açısından baktığın zaman sünnete geçen derslerde görmüştük değil mi? Farzın mukabilindeki olan şey sünnet. Yani yapılması isteniyor ama farz ve vacip olarak değil. Haliyle hükümsel açıdan bakıyor fıkıh sünnete. Olaya hadis penceresinden bakıldığı zaman sünnet Peygamber Efendimiz'in yaptığı şeyler, çoğunlukla fiil yaptığı veya yaptığının aktarıldığı şeyler olarak hadisçiler sünneti şey yapıyorlar, o kavramı inceliyorlar. Hadis ne oluyor bu sefer? O Peygamber Efendimizle ilgili olan olguların rivayetsel aktarımı. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bu böyle bir şey. Biz burada sünnete, burada ya bakacağımız sünnet ne? Birincisi kaynak açısından sünnet. Yani İslam hukukunun bir sürü kaynağı var değil mi? Asli kaynaklar var, fer'i kaynaklar var. Yani hükümleri oradan direkt çıkartabilmeye elverişli olan delil. Yani mastar niteliğinde olan sünnet böyle bir şey. İkincisi bir de burada Peygamber Efendimiz'den aktarılan bilgi açısından bakacağız buna. Birincisi kaynak oluşu açısından, ikincisi Peygamber Efendimiz'den aktarılan bilgi. Tamam. Haliyle birinin diğeri, yani biri diğerinin yerine kullanılıyor. İkisi de aslında üç aşağı beş yukarı aynı kapıya çıkıyor. Peygamber Efendimiz'den aktarılan o bilgi nasıl fıkıh usulünün kaynağı niteliğindeyse haliyle o bilgiyi bu sefer ne yapıyoruz? İşliyoruz. Aslında Musannif'in burada bahsettiği haber teorisi. Normalde aslında sünnetle ilgili konular konuşulmadan önce daha üst kitaplarda mesela Cessas'ta haber teorisinden bahsedilir. Çünkü Kur'an nasıl bir haberse sünnet de yani Peygamber Efendimiz'den aktarılmış bilgi de bir haberdir. Haliyle ikisi de haberse o zaman düzgün bir haber şeyi kurman gerekiyor. Anlamı kurman gerekiyor. Yani buna haber teorisi kuruyorlar başta. Haberleri kendi içinde değerlendiriyorlar. Uzunca bir haber teorisi inşa ediliyor. Haliyle aslında burada yapılan bir nevi haber teorisi. Ama biz tabii bunu sünnet özelinde yapmaya başlayacağız. Kitabın güzel bir tarafı var. Kitabın şarihi hadisçi kişiliği de olduğundan dolayı birçok yerde hadisçilerin de yani muhaddislerin de bazı yönelimlerini zikrediyor. En azından sadece burada Hanefi hadis usulünü değil, biraz muhaddislerin hadis usulünü de böyle şey yapacağız, oralara da temas edeceğiz. Burada anlattığı aslında sünnet kısmında anlattığı Hanefilerin hadis usulü demek aslında. Hanefilerin sünnet noktasında, hadis noktasındaki anlayışları bu fıkıh usulünün sünnet bölümlerinde incelenen konulardan ibaret. Ama burada ne yapacak? Sünneti bir şekilde kendi içinde incelemeye çalışacak. Tamam, babu beyan aksam sünneti. Ne diyor? Sünnetin kısımlarının beyanı baba. Bak direkt ne yaptı? Sünneti kısımlandırmaya girdi. Yoksa normalde sünnet şudur arkadaş, tanımı şudur. İşte o bir kaynaktır gibi gibi böyle bu tarz böyle ekstra bilgilerden daha ziyade sünnetle ilgili özel bilgiler vermeye çalıştı. Yani burada vereceği bilgi sünnete özel bir bilgi. Kitaba değil. Haliyle bir nevi haber
teorisi yapmıyor burada. Çünkü haber teorisi yapmış olsaydı o haber anlayışı Kur'an'la da ilgili olduğundan dolayı ikisine müşterek bir bakış açısı sunması gerekirdi. Bir ikincisi burada kaynak açısından değil de bir nevi sünneti zaten kaynak olarak kabul ediyor. Kitabın başında ona zaten bir şey yaptı, gönderme yaptı. Sünnet bir kere zaten sünnetin kaynak oluşu, İslam hukukunun temel kaynaklarından biri oluşu noktasında bir şüphe yok. En azından cumhura göre bir şüphe yok diyeyim. Çoğunluğa göre bir şüphe yok diyeyim. Ama burada yapacağı şey sünnet malzemesinin, sünnet aktarılan o bilginin kısımlandırılması. Çünkü niye bu kısımlandırmayı yapıyor veya her türlü açıdan kısımlandırma? Şu açıdan yapmaya çalışıyor çünkü. Aktarılan bilgi hepsi aynı seviyede değil. Kimisi haberi vahid, kimisi meşhur, kimisi mütevatir, şimdi göreceğiz. Kimisinde arkadaş kopukluk var, kimisinde kopukluk yok. Yani aynı değil. O zaman ben buna geniş, külli bir bakış sunmam gerekiyor. Hanginleri kabul ederim, hanginleri kabul etmem açısından. Hanginleri benim için bağlayıcıdır, hangileri bağlayıcı değildir. Bağlayıcı olanlar acaba hangi açıdan bağlayıcıdır? Amel yönünden mi, itikat yönünden mi gibi gibi bir takım böyle o elimizdeki o sünnet malzemesini, o sünnet verisini bir şekilde kısımlandırarak sünnetini yapmayı, anlamayı hedefliyor. Sonuçta ulaşacağı yer ne? Sünnet kaynak ya, o kaynaktan nasıl istifade ederim? Olay bu, buraya vermeye çalışacak. Kitap sonuçta bir kaynak. Kitaptan nasıl istifade edeceğini ya anlattı orada. Kitap subut açısından bize kat'i bir şekilde gelmiş, mütevatir. Ama kardeşim delalet açısından bütün ayetler öyle değil. Hep uğraştığı neydi biliyor musunuz? Delaletti bu zamana kadar. Çünkü niye açıklık, kapalılık, vad yönünden, şuradan, bundan, umumdur, husustur, hep delalet. Yani kitap kaynaktır. Benim için hüccettir. Kaynak ne demek? Fıkı, İslam hukukunda fıkhi manada bir hükme ulaşacaksam direkt baktığım yer. Meselemi çözecek. Direkt baktığım yer. Buraya mastar da diyor. Hükmün mastarı. Çıktığı yer, kaynak. Haliyle meselem var farz edelim. Çözüme kavuşturmak istiyorum. Direkt bakıp çözümü alacağım yer. Kitap böyle bir kaynaktı. Haliyle o kaynaktan nasıl kullanıl, nasıl istifade edileceğini bütün yollarından bahsetti. Şimdi geldi sünnet. Sünnet de evet bir kaynak. Sünnetin delalet açısından olgusu aynı kitaptaki gibi. Ama bu sefer subut açısından da bir durumu var. O sünnet kaynağından nasıl istifade edeceğinin yollarını anlatıyor burada. Şimdi geldik es-sünnetü tanımla başlayacak musannif. Hiyel merviyyü an Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem kavlen ve fiilen. Sünnet diyor öyle bir şeydir ki Allah Resulü'nden kavl yani söz ve fiil olarak aktarılan şeydir. Allah Resulü'ne söz ve fiil olarak aktarılan her şey nedir? Sünnettir. Ve hâzâ gayru câmi'in li hurûcu takrîri. Diyor ki Şari, bu diyor bu tanım cami bir tanım değil diyor. Niye? Li hurucu takrir. Çünkü tanımda takrir yok. Yani kavlen ve fi'len ve takriran demesi lazımdı. Kavl ne biliyoruz ki söz değil mi? Peygamber Efendimiz bir şey de bulmuş ona kavli sünnet diyoruz. Veya Peygamber Efendimiz bir şey yapmış o yaptığı aktarılmış ona fiili sünnet diyoruz. Takrir ne? Peygamber Efendimiz'in huzurunda bir şey yapılmış haliyle sukut etmiş yani takrir etmiş onaylamış. Onaylaması ne anlama geliyor? Tamam demek yani susması ne anlama geliyor? Onaylama anlamına geliyor. Takrir ettiği anlamına geliyor. Ona da biz ne o da ne kapsamındadır diyoruz. Sünnet kapsamındadır. Dolayısıyla musannif diyor ki bu takriri koymadığından dolayı tanım gayri cami değil. Ve gayri mani'in li şumulil Kur'ani. Bu tanım diyor Kur'an'ı da kapsadığından dolayı mani de değil. Çünkü yaptığım bir tanımın ne olması lazım? Ahyarına mani, afradına ne olması lazım? Cami olması lazım. Ama bu ne Kur'an da giriyor bu tanıma. Çünkü Kur'an da Peygamber Efendimiz'e söz olarak aktarılıyor değil mi? Kur'an da çünkü Allah Resulü'ne söz olarak aktarılan. O zaman bu tanımın ne yapılması lazım? İslah edilmesi lazım. Yani ne? Düzeltilmesi lazım. Tamam. Ve islahuhu diyor ki tanımın düzeltilmiş hali şöyle olması lazım. Bi ennehu'l merviye el merviyu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kavlen lehu. Diyor ki Allah Resulü'nden rivayet edilmiş şeydir sünnet. Nasıl bir rivayettir? Kavlen lehu onun sözü olarak. Ev fi'len lehu ev takriran lehu. Onun fiili ve onun takriri olarak Allah Resulü'nden aktarılmış olan şeydir mervi. Rivayet edilendir değil mi? Tamam mastar mimi. Dolayısıyla danımı haliyle ne yapmış oldu? İslah etmiş oldu. Takriri de koydu. Şeyi de çıkarttı.
ne onun adı? Kur'an'ı da çıkartmak için ne dedi? Lehu ifadesini ne yaptı? Ziyade etti. Tamam. وَهِيَ تَشْتَرِكُ مَعَ الْكِتَابِ فِي الْاَقْسَامِ الْمُتَقَدِّمَةِ Bu diyor ki sünnet diyor kitapla birlikte o zikrettiğimiz o kısımlar var ya, önceki gene kısımlarla nedir? Müşterektir. Nasıl kitapta bahsettiğimiz o kısımlandırmalar varsa sünnette de vardır. وَيَخْتَسُ işte o kısım, o kitaptaki o konuştuğumuz şeylerin hepsi sünnet için de geçerli. Niye? Çünkü lan kitap vahiy. Tamam, haliyle sen ne yaptın? Vahiy kısımlandırdın. E sünnet de vahiy arkadaş. Yani bizim klasik doktrinde sünnet vahiy olarak telakki ediliyor. Tamam, haliyle sünnet de yani şu demek değil. Sadece yaptığımız o uygulama vahye has deme, onu kastetmiyorum. Yani kitap nasıl kaynaksa ve haliyle lafzı ve manası, burada lafzı ve manası bir şekilde tabir yerindeyse korunmuşsa, sen haliyle kitaba lafız yönünden yaptığın kısımlandırma o lafzı bir nevi kutsal görüyorsun değil mi? Şayet kitap manen aktarılsaydı, lafız yani manen atıyorum böyle değişik değişik olsaydı, o lafız yönünden o kadar ince ayrıntıya girmenin bir anlamı olmazdı. Lafız yönünden bu kadar detaylı ayrıntıya niye giriyorsun? Çünkü lafız diyorsun bozulmadan kaldı diyorsun. Haliyle lafıza o kadar önem vermenin sebebi kitabın o lafzının korunmuş olması ile ilgili bir şey. Sen şimdi bugün mealden hüküm çıkartmaya olumlu gözle bakıyor musun? Bakmıyorsun değil mi? Meal sonuçta diyorsun lan adamın anladığı bir şey. Öyle de anlar böyle de. Yani onun o laf, meal yazarının o cümlelerini ben niye şey göreyim ki diyorsun değil mi? Hı. Sebep bu. Kitabın lafızlarına o kadar, çünkü hep lafızlarla ilgili konuştuk değil mi? İşte sünnet dinde onun gibi olmasının temel faktörü sünnet lafzının da olabildiğince manen aktarılsa bile olabildiğince korunmuş olmasıyla ilgili bir şey. Klasik doktrin böyle bakıyor. Yani anlaşıldı mı? Onun için sünnet de onun gibi bir olgu. وَيَخْتَسُ هَذَا الْبَابُ هَذَا الْبَابُ بِكَيْفِيَةِ اِتِّسَالِ بِهَا بِنَا Ama diyor bu konu, bu bab diyor. Neyle ilgili bir şey? Sünnetle ilgiliyse o zaman sünnete mahsus olan bir şeye has kılınmış olması lazım. Bu bab diyor بِكَيْفِيَةِ اِتِّسَالِ بِنَا Bize diyor İttisalinin keyfiyeti, çeşitleriyle ilgili o zaman diyor bu bab. Bu bab bununla mahsus diyor, buna mahsus. وَحَالَ نَقْلَتِهِ اِلَيْنَا Bize nasıl nakledildiğinin durumuyla ilgili وَمُتَلَّقَاتٍ ذَٰلِكَ Ve bununla ilgili olan durumlar. Anlaşıldı mı? فَلِذَٰلِكَ قَالَ Bu durumda diyor, bu sebeple diyor şöyle dedi. Demek ki bu bölüm neymiş? Bir keyfiyeti ittisali biha bize nasıl ulaştı, bize nasıl efendime söyleyeyim ulaşmışsa bunun keyfiyetiyle ilgili birincisi ve hale nakletihi ileyne ve bize nasıl nakledildiyse bununla ilgili ve mutallakatin lizalik ve bununla ilişkili olan konular. Tamam. Ve beyanu vucuhin veya ve beyanu vucuhi ittisaliha bina aksamun. Diyor ki sünnetin diyor ne onun adı? Bize ulaşmasının vecihlerinin beyanı nedir? Aksam birkaç kısımdır. Beyanı vucuhi ittisaliha bina. Yani bize ulaşması, bize ittisal burada şey, kopuksuzluk, devamlı süreklilik. Ama buradaki ittisalden ne bahsediyor? Bize ulaşması. Sünnetin bize ulaşmasının vecihlerinin beyanı, yani sünnetin bize ulaşma yollarının beyanı, anlatımı nedir? Aksamın birkaç kısımdır. Aksamı arbaatin bil istikra. Kaçmış? Dört kısımmış. Demek ki sünnet bize dört şekilde, dört kısımdan ulaşıyormuş. Tamam, istikra ile bu neticeye varmışız. Demek ki bu bölümde şimdi uzunca bir süre neden bahsedecek? Sünnetin bize ittisale, sünnetin bize ulaşmasındaki yollar. Kaç şekilde, kaç yolla sünnet bize ulaştı? Tamam. Minha bunlardan bir tanesi neymiş? El mütevatir. Mütevatirmiş. Ve huve lugaten ettetabu'. Lugaten ne anlama geliyormuş? Tetabu'. Yani tevatara yetevateru tevatur değil mi? Tefa'ul babu. Tetabu'. Tetabu'a değil mi? Tetabu'a ne? Peyderpeye olması. Değil mi? Ne ifade ediyor bu? Tefa'ul babu. Veya tefa'ul müşareke ifade ediyor değil mi? Ortada bir müşareke var. Fail ile meful arasında veya bu bapta ne vardı? İkisi de faildi. İki şey arasındaki bir müşarekeden bahsediyor.
Tevatürde de böyle. Ne var? Bir müşarekelik var. Tamam. İfade ettiği mana lügat açısından tetabu. Yani ne? Peşi peşine olması. Sıralı. Arda böyle sıralı bir şekilde olması. Tevatür. Hatta Araplar böyle ne denir ona? Şey yoğun yağan yağmura tevatür almatar mı diyorlar? Bir şey diyorlar. Yani tevatür almatar. Yani böyle yağmur da böyle aralıksız. Peşi peşine aralıksız yağdığı zaman buna tevatür diyorlar yani. Tevatür almatar diyorlar. Haliyle tetabu' var yani. Peşi peşi birbirini ne yapıyor? Takip ediyor. Böyle bir şey. Mütevatirun lügat manası bu. Aralıksız. Birbirini takip etmesi. Ve huvel kamil diyor. Bu da ne? Kamildir diyor. Şeyin ne onun adı? İttisalin neyidir? Kamilidir. Yani bize Peygamber Efendimiz... Şimdi burada ne konuşuyoruz burada? Uzunca bir süre şundan konuşacağız. Peygamber Efendimiz bir şey söyleyecek. Onun bize ittisalini konuşuyoruz. Peygamber Efendimiz farz edin bir şey buyurdu. O söz bize kaç şekilde muttasıl oldu? Bize kaç şekilde ulaştı? O ittisalinin bize ulaşmasının keyfiyetleri neler? Birincisi diyor arkadaş mütevatir. Yani mütevatiren ulaşır bize. Mütevatiren ulaşır. Yani ne söylediği söz o kadar aralıksız devam eder ki nesillerden nesillere, asırlardan asırlara o kadar aralıksız, hiç kopuksuz devam eder ki bu ne olur? Mütevatir olur. وَهُوَ الْكَامِلُ Bu da nedir? Kamildir. Kamil manada bir ulaşmadır. بِنْ نِسْبَةِ اِلَى الْاَقْسَامِ السَّلَاسَةِ لِعَدَمِ شُبْهَةِ Bu diyor diğer üç kısma nispetle kamildir. Çünkü ne vardır? Bunda şüphe yoktur. Çünkü diğerlerinde şüphe olacak değil mi? O diğer kısımların bize ulaşmasında bir takım şüpheler var. Ama bunda o şüphe kalkmış. Neden kalkmış o şüphe? Aralıksız olduğundan dolayı. O tetabuun yani asırların o tetabuunun olmasından dolayı ne kalkmış? O şüphe kalkmış. Şimdi bunlar hep mütevatirle ilgili felsefeler. Asıl mütevatire daha girmedik. Ve bu ittisalin neyi? Kamili. Kamil manada bir ittisal gerçekleşmiş. Tamam. Tamam. Vafil. Şimdi musannif tanımını şeyde yapıyor. Ne denir ona? Vafil örfi. Örfte diyor yani usulcülerin örfünde. Ki tanımı nedir diyor. Bununla başlıyor. Burada örf dendiği zaman hangi alansa o alanın örfü kastedilir. Fıkıhsa fukahanın örfü. Usul kitabı ise usulcülerin örfü, hadis ise muhaddislerin örfü demektir bu. Huvellezî mütevâtir öyle bir şeydir ki ravâhu kavmun lâ yuhsâ âdeduhum ve lâ yutevehhemu âdeten tevâtuuhum. Diyor ki bu öyle bir mütevâtir öyle bir kısımdır ki, öyle bir şeydir ki kavmin rivayet etmiş olduğu bir haberdir. Bunlara hep biz haber diyoruz. Bunların genel şemsiyesi, en temel başlık nedir? Haberdir. Burada aslında haber teorisinden bahsediyor. Bir haber arkadaş, Allah çünkü hepsi Allah yani en temel olgu aslında haberin inşasıdır. Çünkü bize hem kitap hem sünnet ne yolla ulaşıyor? Haber yoluyla ulaşıyor değil mi? Allah Resulü haber veriyor veya bir şeyler söylüyor ve ardından aktarılıyor. Demek ki bunların hepsinin bahsettiği şey haberdir. Bir haber kamil manada bize ulaşır. Allah Resulü farz edelim bir şey söyledi. Kamil manada yani kendisinde hiçbir şüphe olmayacak şekilde aralıksız bir şekilde aktarılır. Bu ne? Tevatür. Bir tevatürün demek ki mütevatirin tanımı ne? Öyle bir haberdir ki adedi sınırlanmayacak bir kavimden rivayet edilmiş bir haberdir. وَلَا يُتَوَحَّمُ عَادَةً تَوَاطُوهُمْ Ne? تَوَافُقُهُمْ عَلَى الْكَزِبِ Ve adeten onu aktaran şeyin de yalan üzerine ittifak etmesi de ne? Tevehhüm edilmez. Yalan üzerine ittifak edilmesi de ne? Mümkün değildir. Demek ki mütevatir haber öyle bir haberdir ki ravahu kavmun la yuhsa adeduhum. Adedi sınırlandırılmayacak, adedi sınırlandırılamayacak kalabalığın rivayet etmiş olduğu bir haberdir. Ve aynı şekilde adeten onların yalan üzerine ittifak etmesi de ne? Mümkün değildir. Yani tevehhüm edilmez. Böyle bir şey akla gelmez. Anlaşıldı. İki tane demek ki olgu var. Birincisi adedi sınırlı değil. Yani la yuhsa adeduhum. Adedi sınırlı bir şey de değil. Yani 10, 15 veya büyük kalabalıklar değil. Ne zaman o aktardığı, o grubun aktardığı bilgi öyle bir seviyeye geliyor ki ilmi ifade ediyor, ilim ifade, yakin ifade ediyorsa onunla ne gerçekleşiyor? Mütevatir olgusu gerçekleşiyor. Şimdi ondan bahsedeceğim. İkinci olgu da adeten yani normal şartlar altında, adeten demek normal şartlar altında
o grubun yalan üzerine ittifak etmesine mümkün değildir. Bazen olabilir. Büyük kalabalıklar yalan üzerine ittifak edebilir ama bu özel durumlarda olur. Adamlar farz edelim bir köy bir bilgi aktarıyor, toplandılar. Bir adamın ölümü konusunda herkes diyor ki bu köyden değil diyor. Ne oldu? Anlaşmış olabilirler. Değil mi? Ama öyle bir kalabalıktır ki hemen sende bu mütevatir olgusu olacak diye bir şey yok. Burada ne var? Bir takım karineler olabilir. Lan bu köylü kendi arasında toplandı bu şeyi yaptı diyebilirsin. Bir tevehüm olur. Mütevatirde o tevehümün ortadan kalkıyor. Adeta normal şartlar altında bunların yalan üzerine ittifak etmesi mümkün değil. Ve adedi de sınırlı değil. O haberi, o bilgiyi veren kavmin adedi de ne? Sınırlı değil. Sınırsız. Sınırsız deyince adedi böyle hiç sayılamıyor anlamında değil. Yani adedi şey altına, belli bir sayı altına alınamıyor. Tamam. وَفِيهِ خَلَلٌ لِفَوْتِ زِكْرِ دَوَامِ هَذَا فِي الطَّرَفَيْنِ وَالْوَسَطِ Diyor ki Musa Şarih, bunda diyor bir sıkıntı var. Sıkıntı ne? Çünkü bunun diyor nerelerde devam edeceği ile ilgili bir şey koymadı, bir kayıt koymadı. Yoksa normalde bunu şey yapması lazımdı. Yani bu olgu, haberin mütevatir olabilmesindeki bu olgu, haberin başında, sonunda ve ortasında devam etmesi lazım. Bu şart değil mi? Mütevatir, yoksa diğerleriyle karışabilir. Bir haber ne zaman mütevatir olur? Haberin başında da, sonunda da, ortasında, yani bütün tabakalarda aynı şeyde olması lazım. Aynı konumda olması lazım. Anlatabiliyor muyum? Bütün tabakalarda aynı durumda olması lazım. Yani bütün tabakalarda o haber veren kavmin adedi la yuhsa adeduhum olması lazım. Aynı şekilde adeten onların yalan üzerine ittifak etmesi mümkün olmaması lazım. Ve bu şartın bütün tabakalarda devam etmesi lazım. Bu sebeple ne diyor Musa'nın? وَفِيهِ خَلَلٌ لِفَوْتِ زِكْرِ دَوَامِ هَذَا فِي الطَّرَفَيْنِ وَالْوَسَطِ Ne demesi lazım? Yani hem ortada hem de iki tarafta. Yani taraful evvel ve taraful sani. Taraful ahardır yani. Hem birinci tarafta hem de son tarafta bu şartın devam etmesiyle ilgili o zikri diyor içermemesi sebebiyle ne var? Tanımda bir noksanlık var. لِأَنَّ عَدَمَ الْإِحْسَى لَيْسَ بِشَرْتٍ بَلِ الْكَسْرَى Çünkü diyor iyi ne denir ona? İhsa burada la yuhsa adeduhum dedi ya onun adedi sınırlandırılamıyor. Çünkü diyor ihsanın kendisi şart değil. Bilakis nedir diyor şart olan kesra yani çoğunluk. Tamam çünkü buradaki ihsayı çoğunlukla şey olarak neden ona kesret çoğunluk olarak tanımlarlar. Yani sen belki mütevatir bir haberin şeylerini sayabilirsin. Genel olgu bu saydın ama ihsa edebilirsin. İhsa etmek şart değil. Önemli olan çoğunluk. Ne kadar bir çoğunluğa ulaşması yeter. Burada arkadaşlar iki şey var. Birincisi adedi burada sınırlandırılamıyor dedi ya. Sınırlandırılamıyor deyince yani burada çokluktan bahsediyor. Adet çok olacak. Peki mütevatirdeki şart ne? Mütevatirdeki şart şu. Belli bir adet olması değil. Bunda şey arasında usulciler arasında bir tartışma var. Yani la yuhsa adeduhum dedi. Adedi sınırlandırılamıyor. Peki belli bir adet olması gerekiyor mu? Haliyle bir kısım çok azınlıkta bir şey usulcü belli bir adette şey yapıyorlar. Yani belli bir adedin üzerinde olacak diyorlar. İşte o adette bu sefer tartışma var kendi aralarında. Ama usulcülerin büyük bir kısmı adet şart değil kardeşim. Olay, önemli olan mütevatir haberdeki olgu şu. Ne zaman sen o haberi duyduğunda sen de yakin, ilim hasıl oluyorsa o mütevatirdir. Adedi ne olursa olsun. Tabii muhakkak adedi ne olması lazım? Kesre olması, çoğunluk olması lazım. İki tane, üç tane kişinin verdiği haberle mütevatir oluşmaz. Anlatayım. Ne zaman sende o şey bilgi, yakin ve ilim seviyesine ulaşıyorsa onunla ne hasıl oluyor? Mütevatir bilgi hasıl oluyor. Haliyle o haberde ne oluyor? Mütevatir oluyor. Bu durumda adet neye ulaştıysa artık. Asıl burada ne oluyor? O kavmin vermiş olduğu bilgide o kavmin yalan üzerine ittifak etmesi adeten ne? Mümkün olmayacak düzeyde. Ben şunun gibi şöyle anlatıyorum. Böyle daha anlaşılır hale geliyor. Farz edelim adam Anadolu yakasında ikamet ediyor. Tamam mı? Fatih'te de şöyle söyleyeyim. Haliç'te de Haliç'in suyu şey olmuş. Ne denir ona? Suyu bitmiş. Öyle tasavvur edelim. Yani Haliç'te su çekilmiş. Ama Haliç'in tamamından. Gemiler, memiler, kayıklar, mayıklar oturmuş yere. Adam Anadolu yakasında karşıda Kartal'da oturuyor. Şimdi gün içinde biri geliyor. Farz edelim adamın şey olmadığını da düşünün. Yani sosyal medya, televizyon olmadığını da düşün. Adamı gün içinde biri geliyor diyor ki ya diyor duydun mu diyor şeyde diyor
ne onun adı? Eyüp'te bu Haliç'te diyor su çekilmiş diyor. Gemiler diyor şeye karaya oturmuş diyor. Şimdi adam ne der? İlk biri söylediğinde ya böyle şey mi olur der ya. Hani de mantıksız bir şey. Koskoca denizin suyu çekilir mi der. Değil mi? Haliyle bir kişi işte bu haberi vahid böyle bir yani. Tam böyle değil ama yani bir kişinin verdiği haber sonuçta. Sonra farz edelim iki kişi, üç kişi aynı gün içinde geliyor. Diyor ki Haliç'in suyu çekilmiş, gemilere oturmuş filan. Adam ilk duyduğunda inanmaz çoğunlukla genelde. İkinci de garipser. Üçüncü de o adır ya bu hakikaten gün içinde birkaç kişi de söyledi der. 4, 5, 6, 7 olduğunda biraz tuhafsa gider bir etrafa şey yapmak ister. Artık düşün ki gün içinde artık 10. 11. 15. Biz, bu adam için bir seviyedir. Bir seviyeyi geçtiği anda adam artık şüphe duymaz değil mi? Artık yeter der ya tamam der. Sanki gözle görmüş gibi. Yani tabir yerindeyse o haberin, o haberle iletilen bilgiyi kendi içinde defedemez duruma gelir. Ne zaman ona ulaşmışsa ona biz artık mütevatir diyoruz. Mütevatir bilgi böyle bir şey. O adama o kadar fazla geliyor ki bu fazlalık illa sınırlandırılamayacak anlamında değil. O bilgi o adama gün içinde farz edelim o kadar fazla geliyor ki bir süre sonra adam şunu diyemiyor. Lan bunlar beraber toplandılar da bana yalan söylüyorlar. Adeten bu aklına bile gelmiyor. Onların birleşip toplanıp adeten yalan üzerine ittifak etmesi mümkün bile değil adam için. Ne zaman farz edelim adam da o seviyeye ulaşıyor? Atıyorum 30. 30 artık adam ne diyor? Tamam diyor ya tamam. Gözle görmüş gibi. Sadece ne için ki bakmaya gidiyor oraya? Ben de bir göreyim şunu diye. Yoksa o bilgi onda öyle bir oldu ki yakin seviyesine ulaştı. Artık içinde o bilgiyi şey yapamıyor. Reddedemiyor. İşte buna biz mütevatir diyoruz. Biz bugün kendi ismimizi nereden duyduk? Değil mi? Kendi ismimizin mesela benim ismim Yakup. Ben şunu diyor muyum? Ya acaba benim ismim Ahmet olabilirdi de bana işte akrabalarım, annem, babam böyle bir kumpas kurdular da böyle yanlış. Değil. Bu ismi ben o kadar çok duydum. O kadar fazla bu bilgi bana geldi değil mi? Artık bugün kendi ismimin o bu isimde konulmuş olmasını şey yapamıyorum. Reddedemiyorum. Niye? Bu mütevatir bir bilgi böyle bir şey. Reddedemezsin bunu. Sende öyle bir kuvvetle hasıl olmuştur ki artık bunun aksini düşünemez durumda sende hasıl olmuştur o bilgi. Çünkü öyle bir kalabalık sana aktarmıştır ki bu bilgiyi adedi nedir? Sınırlı değildir. İkincisi o kalabalığın yalan üzerine ittifakını sen mümkün göremezsin. Mütevatir haber böyle bir şey. Biz buna işte mütevatir diyoruz. Kur'an böyle bir mütevatir. Kur'an böyle bir mütevatir. Haliyle sünnette de böyle mütevatirler var ama onlardan bahsedeceğiz. Anlaşıldı mı? Mesele bu. Tamam. Burada tek söyleyeceğimiz şey adet şart değil. Ne zaman hangi adetle o ilim ve yakin hasıl oluyorsa onunla mütevatirlik sabit oluyor. Klasik doktrindeki temel çoğunluğun görüşü bu. Ama şunu söylemek lazım. Böyle o ufak adetlerle olacak bir şey değil mütevatir. Öyle şöyle derler. 15 haber 15 kişiyle, 20 kişiyle, 30 kişiyle hasıl olsa o olmuştur. Öyle o kadar değil. Mütevatir öyle bir şey değil. Bunun adedi yani la yuhsa adeduhum var ya adedi sınırlandırılamaz. Ben aslında mütevatir haberin adedinin olamayacağını düşünüyorum. Yani bunu söyleyenler var. Muhaddislerin bir kısmı yani bunu tarih söyleyen şeyler var. Mütevatir haberde arkadaş adet sınırlandı. Yani rivayeti sayamazsın. Anlatabiliyor muyum? Şeyleri, rivayetleri böyle teker teker sayamazsın. Kur'an şimdi bize aktarıldı. Kur'an'ın bize aktarıldaki o ravileri sayabiliyor muyuz? Sayamazsın. Çünkü niye? O kadar fazla kalabalıkta aktardı ki la yuhsa adeduhumdur. Bu demek aslında. Bunu biraz şöyle şey yapıyorlar, inceltiyorlar. Çünkü bazı mütevatirler var ya, işte buna lafzı yok, manevi mütevatir deniyor, şu deniyor, bu deniyor. Haliyle onlar, baktığın zaman ravileri sayabiliyorsun. Atıyorum 60 sahabeden, 100 sahabeden falan aktarın. O sonuçta yani yuhsa adeduhumdur yani. Adedi sınırlandırılmış. Şimdi sen bu sefer eğer adedi sınırlandırılmış, ona mütevatir dersen bu sefer tanımda bir problem olur. Çünkü tanım ne diyor? Adedi sınırlandırılamaz diyor. Adedini sınırlandırılamayacak bir şey hadis yok ki. Hepsi sınırlandırılmış. Anlatabiliyor muyum? O sebeple böyle bir şeye büründürülüyor bu. Ama bunu söyleyenler var. Yanlış hatırlamıyorsun İbn Salah da söylüyor. Hangi yani la yuhsa adeduhumdur. Adedi sınırlandırılamayacak. Haliyle bu mütevatir olarak söyleyenlerin büyük bir kısmı diyor adedi sınırlandırdığı için bunlarda diyor bir problem var.
Hatta İbn Salah o sebepten dolayı bir mütevatir haber diyor, sünnetten bahsediyorum. Olsa olsa diyor, men kezebaleye müteamiden var ya, o hadistir diyor. O da olsa olsa diyor. Çünkü diğerlerin hepsi ne? Adedi sınırlandırılıyor bunların. Anlatabildim mi? Orada böyle bir parantez var, onu söyleyeyim. Ama mütevatir haber adedi sınırlandırılamaz arkadaş. Adedi sınırlandırılıyorsa zaten o mütevatir olması şey. Tamam. Onu da söyledik. Tamam. Fel evla diyor musannif. Bunun diyor tanımını şöyle yapmak daha güzeldi. Ennehu haberu cemaatin yufidu bi nefsihi ilme bi sıdkihi. Öyle bu diyor bir cemaatin verdiği bir haberdir. Bak cemaat burada. Cemaat bu kalabalık. Tamam. Sınırlandırabilirsin de sınırlandırabilirsin. Aynı şey devam ediyor anlatı. Yufidu bi nefsihi ilme. Bu diyor kendi başına ne ilim ifade ediyor. Demek ki bir cemaatin verdiği haberdir. O haber kendi başına ne ifade ediyor? İlim ifade ediyor. Bir sıdkı, yani doğru olduğuna ilim ifade ediyor. Doğru olduğunu yakinen belirtiyor. Bununla neyi çıkartıyor? Karinelerle şey olan, doğruluğu karine ile bilinen haberi çıkartıyor bundan. Yani bi nefsihi demekle doğruluğu karine ile bilinen şeyi çıkartıyor. Bu şeyin de söylediği, ne denir ona? Pezzevi'nin yaptığı bir kayıt bizim aşağıda talikte de söylüyor. Ben baktım yani aynı bilgi mevcut. Yani bi nefsihi derken şimdi ne? Bir kalabalığın verdiği bir haberdir. Kendi başına doğruluğu hakkında ne bildiriyor? İlim bildiriyor. Biraz önceki gibi. Şimdi o kişiye Halic'in suyu azalmış dediğimizde o haber kendi başına ifade etti onu değil mi? Adam başka bir yere müracaat etmedi. Yani telefona, sosyal medyaya veya başka bir takım olgular, yani desteklenen karinelerle onu destekleyip de ilim hasıl olmadı. Ne oldu biliyor musun? Sadece şu oldu. Peyderpey gün içinde farklı farklı işte bir arkadaşı bir şey oldu, mahalledeki adam şu bu, akrabası bilmem ne, köyündeki adam arıyor telefonla, duydun mu diyor, bak Halic'in suyu. Anlatabiliyor muyum? Farklı farklı kimselerin, aykırı aykırı kimselerin, bu kimselerin illa emkineleri yani yaşadığı yerler farklı olacak anlamında değil. Aynı yerden de olabilirler. Çünkü bu şart değil. Hani la tevatu ala la yetevehem tevatuhum alel kezif var ya, o kavmin hepsi farklı bölgelerde yaşayacaklar diye bir şey yok. Bazısı bunu da şart koşuyor şeyde. Çünkü eğer birbirlerini tanıyor biliyorlarsa yalan üzerine ittifak edebilir bunlar diyorlar. Onun için o bilgiyi veren adamlar farklı emkiner, yani farklı mekanlarda yaşaması lazım diyorlar. Ama bu çok azınlığın söylediği bir şey. İlla maksat burada şu. Haber kendi başına bir seviyeye ulaşıyor kişide. Ne seviyesi o? Doğru olduğu yakinen kesin. Ha, kendi başına sağlıyor haber bunu. Bununla neyi çıkartıyorlar? Mütevatir böyle bir şey. Bununla şunu çıkartıyorlar. Karine ile birlikte haber bazen doğruluk, ilim seviyesine ulaşır. Farz edin biri sana bir şey söyler. Aa dersin ki lan akli bir takım gerekçeler bunu zorunlu kılıyor. Sen ne oldun? O haber aslında kendi başına haberi vahittir veya haberi vahitten biraz yukarı seviyededir ama akılla bunu ne yaptın? Karineyi destekledin. El-muhtef bil-karayin diyorlar buna. Karine ile ne oldu? Desteklenmiş bir şey. Veya başka bir şey. Televizyondan duydun ha veya televizyondan da gördün. Başka bir bilgiyle ne oldu? Desteklendi. Bunu çıkartıyorlar burada. Ona mütevatir denmiyor çünkü. O çünkü ne oluyor? El haber ellezî el muhtef bil karayin oluyor. Yani karineyle desteklenmiş bir haber oluyor. Anlatabildim mi? Ve mucebhu ilmul yakîn. Bunun mucebi neymiş? İlmul yakîn. Yakîn ifade ediyor. Ne demek yakîn ifade ediyor? Kesin. Doğruluğu hakkında hiç şüphe yok. Kesin. Aksini kendi nefsine söyletemiyorsun. Adam o kadar gün içinde duyuyor ki o haberi, Halic'in suyu, şunu diyemiyor. Ya olmayabilir. Reddedemiyor onu. Aynı benim şu an ismimi reddedemediğim gibi. Ben ismim şu olmaz diyemiyor. O öyle bir şey. Reddedemiyor. İlmül yakın. Haliyle yakın ifade ettiğinden dolayı inkarda ne oluyor? Yakini inkar etmiş gibi oluyorsun. İnkarda ne oluyor? Küfür oluyor. Kur'an şimdi yakin değil mi? Allah'tan geldiği yakin. Hem lafzı hem manası. Böyle itikad ediyoruz ve böyle olduğunu tabir yerindeyse teorik olarak da ispatlamaya çalışıyoruz. Şimdi Kur'an'ın sen haliyle yakinliğini nasıl inkar ettiğinde durum böyleyse aynı şekilde o sünnet bilgisinde de böyle. Allah Resulü farz edelim. Diyecek ki bir mütevatir var mı? Evet tabi Peygamber Efendimizin mesela ne? 5 vakit namaz kıldı. Efendim ezan okudu, kâmet okudu, işte vitir namazı kıldı. Bir takım mucizelerin sadır olduğu, işte Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği, anlatabiliyor muyum? Temel olgular. Bunlar ne? Peyderpey, Peygamber Efendimiz kurban kestiği, peyderpey aktarılan şeyler. Anlatabildim mi? Ha bunların ayrıntılarında tartışma olabilir ama Allah Resulü yaptı bunu.
Bunlar ne? Tevatüren gelen bilgilerdir. Hani bazıları da tevatür yok sünnette minnette. Öyle böyle bir şey yok ya. Bunlar ameli tevatürdür. Biri dese ki Allah Resulü kurban burban kesmedi dese. Nedir? Kur'an'ı inkar etmek gibi bir şey bu. Anlatabiliyor muyum? Allah Resulü kesti arkadaş hayatı boyunca. Bu bilgi bize o kadar geldi ki artık bunu şey yapamıyorsun. Ha, Allah Resulü bunu vacip olarak mı, yani gerekli olarak mı kesti? Yoksa sünnet olarak mı yaptı? O ayrı bir şey. Anlatabildim mi? Allah Resulü 5 vakit namaz kıldı değil mi? Aynen. Nasıl Kur'an noktasında söylediğim bir şeyi nasıl aksinle muhatapsan Allah Resulü yok arkadaş 3 vakit kıldı demen de böyle bir şey. Olay bu. Sünnet demek ki ilmül yakin ifade ediyor ve bunun aksi de ne oluyor? Kişinin inkarla neticelenmesi oluyor. Şimdi geldik meşhura. Tamam. Birincisi kamildi. Vel meşhur ikincisi kuvvellezi fittisalihi bine şübhetun sureten. İkincisi diyor meşhurdur diyor. Şunu söyleyeyim meşhura geçmeden önce. Mütevatir olgusu ilk dönemlerde daha var. Cessasa bakıldığı zaman şimdi haber teorisi arkadaşlar aşama aşama gelişiyor. Bunu bilmek lazım. Yani bu anlayışlar, bu usuldeki bütün konular ki evvelinde haber olgusu başta olmak üzere zaman içinde gelişiyor. Ve bu kavramlar zaman içinde oturuyor. Amaç ne? Ortadaki rivayetleri, oluşan mezhebin furu fıkhını, kurucu imamların dünyasını daha güzel anlamak ve açıklamaya çalışmak. Temel maksat bu. Bir kere rivayetler var. Rivayetlerle ilişkili olarak kurulan fıkhı çok daha sistemli anlamaya çalışmak. İkincisi bu fıkhı anlamış kişilerin ki bizdeki kurucu imamlar onların dünyasını ve onların hadis anlayışını daha sistemli bir hale getirmek için zaman içinde bu kavramlar üretiliyor ve kavramlar zaman içinde daha mükemmel seviyeye geliyor. Mütevatir konusunda bu asıl usulcülerin ve kelamcıların konusu mütevatir. Daha sonra hadis usulüne giriyor. Hadis usulünde bunu İbn-i Salah açıkça söylüyor. Şey de söylüyor. İbn-i Salah değil de Hatibul Bağdadi şeyde söylüyor. Kifayede söylüyor zannedersem. Bu diyor aslında hadis usulünün konusu falan değil bu diyor. Bu asıl diyor şeyin konusu diyor. Ne onun adı? Usulü fıkhın konusu. Ama diyor buraya niye girdi? Çünkü lan konuşulan alan şey ya. Hadis ya. Ve hadiste de böyle bir kısımlar var ya. Ondan dolayı hadis usulü konularını tamamlama babına. Yoksa burada bunu İbni Hacer şey Nüse'de de söylüyor. Bu asıl çünkü şeyden alarak söylüyor bunu. Hatip'ten alarak söylüyor. Bu diyor asıl şeyin konusu falan değil. Şunu diyeceğim bu direkt aslında fıkıh usulünde ve diğer alanlarda araştırılıyor. Ve zaman içinde gelişiyor bunlar. Bir kere mütevatir anlayışı bizde var mı? Var. Ebu Hanife'de, kısmen Ebu Yusuf'ta var bu ifade var. Yani tam böyle mütevatir olmasa da var ama sonraki dönemlerde bilhassa Cessas'ta bu biz o bilgi birikimini çok görüyoruz. Ebu Yusuf diyor ki Kur'an'ın diyor neshi diyor ancak diyor onun gibi diyor böyle diyor şey olan onun seviyesinde olan bir haberle hasıl olur diyor. Böyle mütevatir kelimesini direkt kullanmıyor ama Kur'an haberi diyor neshi diyor ancak onun seviyesinde olan bir şeyle gerçekleşir diyor. Mesler üzerine mes mevzusunu filan dillendiriyordu. Ondan aktarılan bilgide. Cessas mütevatir olgusunda İsa bin Ebba'nın mütevatir anlayışını, kendi mütevatir anlayışını aktarıyor usul eserinde. Sonrasında Hanefi mezhebinde Debussy ile birlikte haber taksimi biraz daha değişiyor. Şimdi aslında meşhurdan sonra anlatmak bunu daha iyiydi ama şimdi şeyde bahsedeyim. İsa bin Ebba'nın mütevatir anlayışı şu. Haberleri ikiye ayırıyor İsa bin Ebba. Mütevatir olanlar ve olmayanlar diye. Mütevatir olan haberler ne? Aha burada yaptığı tanımdaki gibi. Yani ne? Kesin ilim, yani kesin doğruluğunda kesin şüphe barındırmayacak haberler. Bize gelmesinde hiçbir şüphe olmayan haberlere mütevatir diyor. Aynı buradaki tanımdaki gibi. Bunlar ne mesela? Peygamber Efendimizin Kur'an'ı aktarması. İşte İslam dinini bize tebliğ etmesi, namaz kılması, oruç tutması, zekat bu temel İslam'ın temel olgularıdır diyor mütevatir. Bunun dışındakiler mütevatir değildir ve bunları da kendi içinde üçlü bir grupta irdeliyor. Bunları bize Cessas anlatıyor. İsa bin Ebba'nın birkaç tane eseri var. O eserlerden bize aktarıyor. Cessas bu sefer bu olguyu daha açıklar hale getirebilmek için çünkü kısmen bunda bir takım şeyler var. Yani kurucu imamların anlatısıyla daha tutarlı hale geliştirmek için mütevatiri kendi içinde biraz daha geliştiriyor Cessas. Mütevatiri ikiye ayırıyor. İzdirari mütevatir ve istidlali mütevatir diye. İttirari ve istidlali diye. İzdirari mütevatir İsa bin Ebba'nın söylediklerinin aynısı. Yani ne? İslam'ın
temel esasları. Yani zarurat-ı diniye diyoruz ya biz. Bunlar diyor mütevatirdir. İşte Peygamber Efendimizin İslam'ı getirdiği, Kur'an'ı getirmesi, namaz kılması, hac etmesi, anlatabiliyor muyum? Kurban kesmesi gibi. Bunlar mütevatirdir. İzrar-ı mütevatir bunlar. İstidlal-i mütevatir ne? Bir takım istidlal neticesinde mütevatir seviyesine erdiğini anladığımız haberlere de cesas istidlal-i mütevatir adını veriyor. İstidlal neticesinde şeyine, senedine bakıyorsun, şuraya bakıyorsun, buraya bakıyorsun, bakıyorsun kimse ihtilaf etmemiş filan. Bir seviyeye ulaşmışsan de bunlara da istidlal-i mütevatir diyor. Mesela mesler üzerine mes gibi. Mesela ne işte nuzul-i İsa gibi. Anlatabiliyor muyum? Bunlara da istidlal-i mütevatir diyor. Yani hiç kimse tartışmamış bununla. Veya tartışılmış ama tartışanlar çok böyle kötü görülmüş, problem görülmüş filan. Anlatabildim mi? Yani istidlal neticesinde, bir takım istidlal neticesinde mütevatir seviyesine ermiş haberler. İşte Ebu Yusuf'un şeyinden, anlatısından çıkartıyor bunu. Ebu Yusuf ne diyordu biraz önce? Söylemiştik. Kur'an ancak Kur'an gibi onun seviyesinde olan o mütevatir bilgiyle ne olur? Mütevatir haberle nesk olur. Ona da mesler üzerine mes, yani Kur'an gibi, Kur'an seviyesinde olacak mesler üzerine mes haberi gibi onunla şey olur, nesk olur. Cessas diyor ki kardeşim mesler üzerine mes öyle herkesin zarureten bileceği bir şey değil. Sokaktaki adama sor bakalım biliyor mu? Bilen mi olur, bilmeyen bilir. Ama bu istidlal neticesinde olabilecek bir şey. Tevatürlük. Dolayısıyla diyor bak Ebu Yusuf bir haber istidlal neticesinde Kur'an seviyesinde bir mütevatir bilgi ifade edebilir demeye getiriyor ve bu ikinci kısmı çıkartıyor. Sonrası da zaten biraz önce anlaşıldığı gibi, dendiği gibi. Bu sefer Debussy ile birlikte haberler başlangıç itibariyle üçlü bir taksime ayrılıyor. Hanefi usulünde. İsa Bireman'da neydi haberlerin taksimi? Mütevatir, mütevatir olmayan. Tamam. Cessas'ta neydi? Gene mütevatir ve mütevatir olmayan. Ama mütevatir kendi içinde iki kısma ayrılıyor. İzdirari mütevatir, istillali mütevatir. Tamam. Bu sefer Debussy ile birlikte haberler baştan bir üçlü kısma ayrılıyor. Mütevatir, meşhur ve ahad. Bilinen taksim işte. Hanefi mezhebinde Debussy'den sonra takip edilen kısımlandırma bu. Anlatabildim mi? İşte bir kısmı diyor ki kardeşim işte bu Debussy'nin meşhur dediği var ya aslında Cessas'ın şeyde istillali mütevatir dediğiyle aynı. Ama detaylı bir inceleme yani tahkik edercesine bir bakıldığı zaman aynı şey değil aslında. Yani ne kadar sonraki gelen usulcüler birbirlerine benziyor. Aynı şey aslında bunlar dese de aynı şey değiller. Anlatıda ne var? Biraz fark var. Öbürküne meşhur, tumanine ifade ediyor. İlim değil. Ama Cessas'taki ne? Mütevatir ve ilim ifade ediyor. Anlatabildim mi? Ve bir takım bazı farklar da var. Demek ki haberlerin taksimi zaman içinde kendine göre değişiyor. Şimdi onlardan kısmen bahsedeceğim. Şimdi geldik meşhura. Bu anlatı neyi, hangi anlatıyı takip ediyor bizde? Debussy'den Süzül'e gelen bir anlatı. Yani ne? Sonra Pezdevi ve Seraksi geliyor ya. Onlar da zaten Debussy'nin haber taksimi noktasındaki şeyini, kısımlandırmasını esas alıyorlar. Ve haliyle bizim eserlerde bu üçlü taksimi ne yapıyor? Yani sonraki işte Menar'da ve Menar-ı Muhtasar'da bu üçlü taksimi esas alıyor. Ama şunu bilelim ki Debussy öncesinde haber taksimi var mı? Evet var. Cessas bunlara Fusul'de değiniyor. Tamam, İsa bin Ebe'nin haber taksimi var bizde. Cessas'ın haber taksimi var. Debussy'nin haber taksimi var. Yani 3 tane haber taksimi var Hanefi usulünde. Bu üçü birbirinden farklı değil. Kısmen aynı ama bununla ne hedeflenmeye çalışıyor şu. Bir kere furu fıkıhı açıklayan o kurucu imamların furu fıkı, yani furu fıkı oluşturan o kurucu imamların zihin dünyasını daha iyi açıklamak ve rivayetlere daha külli, daha doğru bir bakış sunabilmek. Temel maksat bu. Anlatabildim mi? Meşhurla direkt nesk yapamıyorsun. Bildiğimiz manada, teorik manada nesk yapamıyorsun. Ama meşhurla ziyade yapabiliyorsun. Çünkü ziyade kısmi bir nesk ya. Meşhurla buna izin veriliyor. Çünkü niye? Artık mezhep içinde açıklayamaz bir konuma geliyorsun bazı şeyleri. Meşhurla da buna izin veriyorsun. Ama Cessas'ın anlatısında mütevatir olduğundan dolayı o direkt Kur'an'ı nesk edebiliyorsun. İstidlali olsa bile. Çünkü ne? İlim ifade ediyor. Böyle bir takım kendi içinde şeyler var. Bunlara kısmen şey yapacağım. Ama en azından bu bir nebze bilsek yeteri var. Çünkü bu işlerin daha ayrıntısı ileri okumalara. Anlatabildim mi? Geldik ne meşhur? Vel meşhur ve huvellezî fittisâlihi bine şübhetun sureten. Meşhur neymiş?
öyle bir haber ki diyor, bize diyor ulaşmasından haber şüphe var sureten. Sureten bir şüphe var. Manen yok. Manen tamam diyorsun lan, bunda bir şey yok. Ama sureten bir şüphe var. Sureten bir şüphe var bunda. Manen bir sıkıntı yok. Manen meşhur olan bir haberde manen herhangi bir şüphe duymuyorsun. Ama sureten bir şüphe var. Gelelim bakalım ne diyor musannif. Ve hâzâ gayru muhtâcin ileyhi fitte'arif. Diyor ki tarifte diyor şeye gerek yoktu. Neye gerek yoktu? Ve yekfi fihi kavluhu. Yani dedi ya vel meşhur fittisâlihi bine şübhetun. Bunu getirmesi, bu metinde bunu söylemesine gerek yoktu. Çünkü biraz sonra zikredeceği tarif zaten bunu barındırdığı gibi bunu söylemeyi de ne yapıyor? İstigna ettiriyor bizden. Neymiş o? وَهُوَ الَّذِي اِنْتَشَرَ مِنَ الْاَحَادِ فِي الْقَرْنِ السَّانِ وَالسَّالِسِ حَتَّى صَارَ كَالْمُتَوَاتِرِ Zaten bunu demeye çalışıyor. O meşhur haber öyle bir haberdir ki arkadaş, ahadlıktan ne yapmıştır? İntişar etmiştir. Onun için zaten buna meşhur denmiştir. Ahadlıktan. Aslı bunun nedir? Ahattır. Yani sahabe tabakasında, yani karnul evvelde nedir bu? Ahattır aslında. Karnul evvelden sonra ikinci karnında, yani ikinci tabakada ve üçüncü tabakada ne yapmıştır? İntişar etmiştir. İştihar etmiştir. Yayılmıştır. Öyle ki ne olmuştur? Mütevatir gibi olmuştur. Demek ki meşhur haber ne arkadaş? İlk tabakada, yani sahabe tabakasında ahad kalan, tekil kalan, yani ne? Belli arkadaş. Adedi sınırlı. Yalan üzerine ittifak etmesi mümkün. 2-3 kişi artık neyse ahad kalmış. İkinci ve üçüncü tabakada öyle bir intişar etmiş, öyle bir iştihar etmiş ki mütevatir gibi olmuş. Buna ne diyoruz biz? Meşhur haber diyoruz. Anlaşıldı. Dolayısıyla buradaki şüphe, sureten şüphe nerede? Sahabe tabakasında. Manen şüphe var mı? Manen şüphe yok diyorlar. Niye? Lan sahabe adil ya. Adil zaten. Onun aktardığı bir bilgi şey. Doğru. Dinden bir şey aktardığı zaman zaten sahabe ne? Kulluhum udul demişiz. Hepsine adaletli demişiz. Dolayısıyla manen orada bir şüphe kalmıyor. Ama sonraki tabakalarda hepsi adil değil arkadaş. Herkes, her türlü insan var. Sonraki tabakalardaki o şüphe neyle izale olmuş? Tevatür seviyesine ermekle izale olmuş. Çünkü tevatürde ne sureten ne de manen bir şüphe yok. Ama şeyde ne var? Meşhurda ne var? Manen olmasa da sureten bir şüphe var. O da ne? Sahabe tabakasından dolayı. Anlaşıldı değil mi? Yani olay bu. İşte bu ne meşhur değil mi? Debusi'nin anlatısı da bu zaten. Debusi aslında haberleri meşhur diye irdeler. Meşhur yani bütün tabakalarda meşhur olmuş. Birinci tabaka meşhur der, aslında ikiye ayrılır der. Bütün tabakalarda iştihar etmiş, birinci tabaka hariç diğerlerinde iştihar etmiş. Bütün tabakalarda iştihar etmişe mütevatir der, bir tabaka hariç diğerlerinde iştihar etmişe meşhur der. Bir de bu sünnet anlatısı böyle. Dolayısıyla mütevatir, meşhur ve ahad kalıyor. Hiçbir tabakada iştihar etmemiş, o da ne ahad. Tamam. Şimdi şuradan şuna gelmeye çalışacağım. Debusi'nin anlatısındaki meşhur ne? Sahabe tabakasına iştihar etmemiş. Ki onu söyledi değil mi? Zaten bütün anlatı böyle devam ediyor. Buradaki tanım da böyle değil mi? Birinci tabakada iştihar etmemiş. Yani ne? Yayılmamış. İkinci ve üçüncü tabakada yayılıp mütevatir olmuş. Şimdi Cessas'la birlikte değindiğimiz zaman Cessas'ın şeyine, anlatısına bakarsak verdiği örnekler sahabe tabakasına da iştihar etmiş. Demek ki örneklerde sıkıntı olabiliyor. Şimdi Nuzul-i İsa konusu, mesler üzerine mes, sahabeden bir sürü kişiden aktarılmış, iştihar etmiş bunlar. Bunlara ne deniyor bizim sonraki usul, yani sonrakilerin usulcülerini, sonraki usulcülerin anlatısında bunlar ne? Meşhur haberler. Mütevatir değil bunlar. Nuzul-i İsa meşhur. Mesler üzerine mes meşhur. Anlatabiliyor muyum? İşte diğer şeyler de böyle. İşte rejim mesela meşhur. Anlatabildim mi? Arada böyle bir aslında şey var. Yani fark var. Buna baktığın zaman Cessas'ın anlatısı hem kurucu imamların anlatısına hem de rivayetleri okuma açısından daha uygun. İsa bin Ebani'ninki günümüze göre daha uygun. Günümüz haber anlayışı. Şimdi şunu söyleyeyim. Günümüz hadis şeyi var ya, anlatısı. Günümüzdeki şöyle söyleyeyim. Hadisçilerin büyük bir kısmı İsa bin Ebani'nin anlatısını tercih ederler. Çünkü İsa bin Ebani'de kolaylık var. Mütevatir ne kardeşim? Dinin asılları mütevatir. Diğer hiç başka mütevatir yok değil mi? Daha kolay.
Hali nüzul İsa bilmem ne. Hiçbiri mütevatir değil bunların. Haliyle bu da, bu İsa bin Ebân'ın taksimi çok daha şeydir, ravaştadır anlatısı. Ki baktığın zaman tutarlı tarafı da var. Cessas bunu biraz daha şey yapmış. Nedim daha esnetmeye çalışmış. Çünkü bu sefer mezhebi açıklama noktasında ve kuruyucu imamların dünyasını açıklama noktasında mütevatire bir kısım daha eklemek zorundasın. Öyle görüyor. Çünkü Ebu Yusuf'un o dünyasından kuruyucu imamlar sadece dinin temel asıllarıdır mütevatir. Böyle görmüyorlar büyük bir ihtimal diyor. O biraz daha geliştirmiş. Yani Cessas'ın anlatısı mezhebi daha iyi okuyor. İsa bin Ebân'ınki daha şey, daha akli, daha günümüzde daha şey, daha hemen alınabiliyor. Sonra giden Hanefilerin söylediği biraz daha böyle ikisi arasında böyle şey yapıyorsun, ortaya tutturuyorsun. Anlatabildim mi? Hanefilerin haber teorisi böyle kendi içinde bir şey. Peyderpeye oluşmuş bir durum. Son oluştuğu durum da bu işte. Hükmuhu, meşhurun hükmü neymiş? Ennehu yücibu ilmet tumaknine. Meşhur diyor kardeşim, yani ilmet tumaknine gerektiriyor. Yakin değil. Ve huve dunel yakin, yakinin altında. Bunu bizzat şey söylüyor. Ne denir ona? Debussy söylüyor. Tumaknine. Ve bunu tumaknine ifade ettiğini İsa bin Ebân'a nispet ediyor. Ama İsa bin Ebân'da böyle bir ifade yok, onu söyleyeyim size. Bu şeyin Abdülmecid Türkmenli'nin Dirasat fi usulül hadis ala menhecil hanefiyye mi, öyle bir tane kitabı var, Dirasat. Duymuşsunuzdur bunu. Abdülmecid mi, Abdülhamid mi Türkmenli'nin? Abdülhamid Türkmenli değil mi? Ha, yanlış. O mesela kitabında diyor ki bunu diyor şeye nispet ediyor. İsa bin Ebân böyle söylüyor diyor orada. Yoksa İsa bin Ebân'ın böyle bir söyle şeyi tumaknine falan bahsetmiyor. Yani bakıldığı zaman bunu Debussy İsa bin Ebân'a nispet ediyor ama Cessas'a İsa bin Ebân'la ilgili doğru görüşlerimiz, doğru tespitleri Cessas'tan bu. Cessas'ta böyle bir ifade yok. Yani tumaknine ifadesi yok. Onda ne ifade? İsa bin Ebân'da şu ifade var. Mütevatir ilim ifade eder, inkarı küfürdür. Geri kalanlar ilim ifade etmez, inkarı küfür değildir. Böyle bir ifade var. Tumaknine ifadesini biz ilk Debussy'de görüyoruz. Debussy diyor bu ilmi tumaknine'dir diyor. İsa bin Ebân'a nispet ediyor ama İsa bin Ebân'da böyle bir ifade yok. Tumaknine ifadesi yok. Onu söyleyeyim. Tamam. Bu Debussy'nin ifade ettiği bir terim. Sonrasındaki bütün şeylerde zaten ki eserlerde bu ifade geçiyor. Oradan alınma bu. Ne gerektiriyor diyor? Tumaknine gerektiriyor meşhur haber. Tumaknine çünkü yakinin altında bir şey. Haliyle yakini inkar edersen küfür olur. Tumaknine ifade edersen küfür olmuyor. Tamam. Ve fevka aslı zanni, zannının diyor, zannın da bu, ne zannı galibinde üstündedir. Yani ne? %50'ye biz ne diyoruz? Şek diyoruz değil mi? %50'nin yukarısına, işte yukarı doğru çıkmaya başladığı zaman zan diye başlıyor bu. Biraz fazlalaştığı zaman atıyorum mesela 90 ile 100 arasına tumaknine diyoruz. %100'e ne diyoruz? Yakin diyoruz değil mi? Farz edelim 90 ile 100 arası tumaknine'dir. Atıyorum 80 ile 100 arasına da zannı galip diyoruz değil mi? Heh. Demek ki bu tumaknine zannı galibin yukarısında ama yakin değil, onun altında. Yani içinde öyle bir bu haberin doğru, yani öyle bir itminanı oluşturuyor ki senden. Zaten bu ifadeyi Kur'an'dan çıkartıyor. Hazreti İbrahim aleyhisselam liyatmeyinne bil kalbi miydi? Liyatmeyinne fil kalbi, ne kalbim itminan olsun diye. Yani tam yakin değil, işte kalbim mutmain olsun. O tumaknine ifadesini oradan çıkartıyorlar. Bu da böyle. Tam yakin değil ama yakine çok yakın. Burada bitti. Anlaşıldı mı? Heh, anlaşıldı. Demek ki yakinin inkarı küfürdür. Meşhurun demek ki inkarı tumaknine olduğundan dolayı küfür değil. Ve haberul vahid, musannif bu haberi vahidi zikretmeyi unutmuş metinde. Haliyle bizim şarih zaten biraz eleştiriyor onu. Çünkü ne haberi vahid lan bu? Yani hadis kitaplarınıza, hadislerin çoğu haberi vahid. Yani unutulmayacak bir şeyi unutuyorsun demeye getiriyor. Ve haberul vahid ve huve allazi fi ittisali mina şübhetun sureten ve ma'nen. Ne geldi diyor? Sonuncusu diyor. Haberi vahittir diyor. Öyle bir haberdir ki diyor bize ulaşmasında hem sureten hem de manen ne var? Şüphe var. Tamam. Birincisi neydi? Kamil bir ittisaldi. Ne sureten ne manen hiçbir şüphe yok. İkincisi ne? Sureten şüphe var, manen şüphe yok. Ne var? Bu da bu kamil değil ama şibhil kamil. Kamile yakın. O da ne meşhurdu? Üçüncüsü ne? Kardeşim bunda bu ittisalde ne var? Şüphe var. Hangi açıdan şüphe var? Yani bize ulaşmasında şüphe var.
Sureten ve manen şüphe var. Sureten var, sureten ne? Zaten birinci tabaka değil. Diğer tabakalarda da bu zaten böyle kalmış. Manen, evet manen de şüphe var. Çünkü biz haberi vahid. Allah Resulü kesinlikle böyle demiştir diyemiyoruz. Zannı galip ifade ediyor çünkü. Değil mi? Mesela ne diyor Peygamber Efendimiz? Salatü leyli mesne mesne. Gece namazı 2-2'dir. Şimdi Buhari hadisi. Zannı galibimiz de biliyoruz ki Allah Resulü'nden bu söz çıktı. Ama biri gelse dese ki ya Peygamber, Hazreti Peygamber böyle bir şey söylememiştir dese, inkar etse küfrü nispet edemeyiz diyor. Çünkü bunda manen bir şüphe var. Çünkü zannı galip de sabit bu. Bunun gibi bir şey. Ve urrife bime, haberi vahidi diyor. Şöyle de tanımlıyorlar diyor. Bime lem yebluğ hatta şöhreti. Hatta şöhreti diyor. Bu öyle bir haberdir ki şey seviyesine, yani şöhret seviyesine, yani meşhur seviyesine varmamış bir haber. Tamam. Ama ve hukmuhu ennehu yucibul amele ve la yucibul ilme. Haberi vahid demek ki ne ifade ediyormuş? Ameli gerektiriyor, amene ilmi gerektirmiyor. İlmi gerektirmiyor. Anlaşıldı mı? Olay bu. Ve terkul musannifi sehvun, ve musannifin diyor haberi vahidi terk etmesine sehven olan bir şey. Öyle bile bile yapmaz böyle bir şey musannif. Niye? Li'ennehu mu'azamu sünneti ve aleyhi medarı mu'azamul ahkam. Çünkü kardeşim sünnetin büyük bir çoğunluğu haberi vahitten oluşuyor. Ve hükümlerin büyük bir kısmı da ne? Ve aleyhi medare mu'azamul ahkam. Ve hükümlerin büyük bir kısmı da ona dönüyor. Haberi vahitle sabit oluyor. Bu unutulmaması gereken bir şey aslında ama bu sannif sehven unutmuş. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Meşhur bu. Şurada sadece şundan bahsedelim. Buradaki bahsettiğim meşhur usulcülerin dilindeki meşhur ve Hanefilerin dilindeki meşhur. Şimdi şunu bilelim. Hanefilerin hadis anlayışı var. Bir de muhaddislerin hadis anlayışı var. Muhaddislerin hadis anlayışı çoğunlukla Şafiilerden esinlenmiştir. Aslında Şafiilerin hadis anlayışıdır. Çünkü muhaddislere bak, büyük bir kısmı Şafiidir. Haliyle Şafiilerin hadis anlayışı olabildiğince muhaddis, yani muhaddislerin hadis anlayışını etkisi altına almıştır. Nevevi, İbn Hacer, Say, İbn Salah, hatta bunları çoğu Şafiidir. Büyük bir kısmı da haliyle zaten baktığın zaman bugün elimizdeki hadis mustalah eserlerine baktığın zaman Hanefi Şafii hadis usulünü görürsün orada. Anlatabildim mi? Dolayısıyla ikili arasındaki anlatı zaten şeydir. Muhaddisler dendiği zaman çoğunlukla Şafiilerin hadis usulü anlaşılır. Meşhur mustalah eserlerinde veya Şafiilerin veya mütekellimlerin dilinde ahadın bir kısmıdır onlara göre meşhur. Meşhur ne onlarda? Bir minimum işte ravi tabakasında 2 ve üzerin 2'den çok, yani 3'ün altına inmeyen ravinin aktardığı habere meşhur derler, değil mi? Bu aslında şeyin neden o ahadın kısmıdır. Onların dilindeki meşhur budur. Ama bizdeki meşhur farklı bir şey. Bizde ne? Sahabe tabakasında tekil kalan, yani haberi vahid kalan, sonraki tabakalarda mütevatir olana biz meşhur diyoruz. Bu ne? Bu sadece Hanefilerde mevcut olan bir anlatı bu. Hanefilerde, yani Hanefi usulcülerde olan bir anlatı. Yani Hanefi usulünün ifadesi bu. Onlar meşhur dendiği zaman haberi vahidden anlar onlar. Ama bize göre meşhur ne? Mütevatirle ahad arasında bir kısım. Çünkü haberler başlangıç itibariyle Debusi'ye göre kaça ayrılıyor? Mütevatir, meşhur ve ahad. Demek ki meşhur ahadın bir kısmı değil, onun farklı bir, o ahadın kısmı değil, ayrı bir kısım. Anlatabildim mi? Olay bu. Meşhur demek ki Debussy ve sonrasındaki Hanefi usulünde haberlerin taksim edildiği ayrı bir kısım. Yoksa ahadın kısmından değil. Tamam. Geldik şimdi munkatıya. Bunların hepsi neydi? Muttasıldı. Burada ne var? Neden bahsediyordu? Muttasıldan bahsediyordu. Aslında normalde haberleri muttasıl ve munkatı diye ayırıyor. Bunu başka eserler de yapıyor. Muttasıllar bunlar işte. Çünkü ne var? Ne dedi burada? İttisali. Ne var? Hep burada ittisal açısından değerlendirdi değil mi? İttisali kamil olacak dedi. Buna mütevatir dedi. İttisali tabiri yerindeyse şibhil kamil olacak. Buna ne dersin? Meşhur dersin. İttisalinde ne var? Şüphe var dersin. Tamam. Hepsi bunların muttasıl. Aslında muttasıl olmaya da bilir. Yani mütevatir ve meşhurun, onlar zaten muttasıl. Onlarda bir sıkıntı yok. O zaten haberi vahid muttasıl olmayabilir ama burada bahsetti, aslında bir nevi muttasıldan bahsediyor burada. Şimdi munkatıya geliyor. Tamam, şimdi munkatı haberden bahsedecek. İkinci kısım. Anlaşıldı mı? Olay bu. Mütevatir, meşhur ve haberi vahid bu. Tamam. Şöyle bir şuradan bir farşeyi bilin. Abdülaziz Buhari Bezdevi şerhinde
Bu Pezdevi'nin kardeşi var. Pezdeviler iki kardeş biliyorsunuz. Ebul Yusur Pezdevi ile Ebul Usur Pezdevi. Yok, ikisi de fıkıh, ikisi de fıkıhçı. Bizde pek hadisçi, öyle çok hadisçi yok bizde. Bizde öyle hadisçiler bellidir. Mısır ve Hint alt kıtası. Onun haricindekilerin hepsi şeydir, fıkıhçı. Bunların bir tanesi Ebul Usur, bu şey, usul sahibi Ebul Usur'dur. İbaresi yani zor. Kelamcı, aynen kelamcı. Çünkü o Pezdevi'nin, o Ebul Usur'un kelamı çok şey değil. Diğeri Ebul Usur el-Bezdevi. Onun da mesela şey eseri var. Usul eseri var. Ma'rifetü usulü şer'iyye mi, öyle bir şey. O isimde yani şu an tahkik edildi ama o eser ona ait mi değil mi bir tartışma var. Yani o da usulle ilgileniyor. Tartışma, şunu şuradan anlayacağım. Bunun bir önemli tarafı var. Şey diyor ki, hani dedik ya burada, hani haberler Debussy'ye göre üçlü ayrılıyor. İşte mütevatir meşhur ve ahad diye, ama Cessas'a göre mütevatir iki kısım. Bu biliniyor. Mütevatir ızdırari ve istidlali olarak birbirine ikiye ayrılıyor. Sonra bir de haberi vahid var. İsa bin Eban'da ise mütevatir ve mütevatir olmayan bir ayrım var, taksim var. Abdülaziz Buhari diyor ki Pezdevi şerhinde. Aslında diyor, bunun diyor baktığın zaman da semeresi yok gibi görünüyor diyor. Cessas'ın istidlali mütevatir dediğine bizimkiler meşhur diyor. Ne fark var bunda? Çünkü ızdırari mütevatir zaten mütevatir. İsa bin Eban'ın dediği mütevatir. Oraya ne kalıyor diye Cessas diyor, gelmiş diyor, istidlali mütevatir demiş diyor. Bizimkiler de Debussy diyor, ona meşhur demiş diyor. Ne fark var? Semeresi yok gibi görünüyor ama diyor. Şey diyor, Ebul Usur Bezdevi bunun diyor şöyle bir semeresi olduğunu ondan aktararak şu bilgiyi veriyor. Diyor ki meşhur diyor Debussy anlatısında diyor inkarı diyor küfür gerektirmez ama diyor Cessas'a göre diyor bunu inkar diyor küfür gerektirir diyor. Çünkü Cessas buna mütevatir dediği için diyor. Mütevatir habere de baktığın zaman neye örnek veriyorlar? İşte istilali mütevatire baktığın zaman Nuzul İsa, işte Mesler üzerine meskibi haber. Haliyle diyor Nuzul İsa'yı inkar eden bu aradaki anlatıya göre ne görür? Cessas'a göre küfrü gerektiren bir şey, diğerlerine göre küfrü gerektirmez. Ama baktığın zaman çoğu Cessas'ın kitabını görmemişler. Ezbere aktarıyorlar. Cessas'ın büyük bir ihtimal Fusul'a ulaşamadı bunlar. Çünkü Fusul'a baktığın zaman Cessas istilali mütevatirin inkarını küfür görmüyor. Sadece ızdırari mütevatirin inkarını küfür görüyor. Çünkü bu ne? İstidlalen ilim ifade ettiğinden dolayı inkarını küfür görmüyor. Ya baktığın zaman böyle bir şeyi var bunun. Tarih içinde böyle bir çalgalanması var. Anlatabildim mi? Yani burada küfür gerektiren haber sadece ne? İzdırari mütevatir. O da ne? İsa bin Eban'ın söylediği mütevatir o bilgi. Bunun dışındakiler arkadaş inkarı küfür gerektirmiyor. Ama bir kısmına Cessas mütevatir demiş bunun. İstidlalen tevatür seviyesine ermiş bu. İnkar ederse bir adam sorumluluğuyla baş başa kalır diyor. Yani ne inkarı ne dalaleti gerektirir. Efendime söyleyeyim bid'ati gerektirir filan diyor. Ama küfre sokmaz diyor. Bunun dışındaki haberler zaten onlarda ayrı bir şey yok. Bu gruba ne demiş? Bizim Debussy ekolü meşhur demiş. Ona da ne? Tumu'nine ifade eder demiş. Anlatabildim mi? وَالْمُنْقَطِ وَهُوَ الْقِسْمُ السَّانِ مِنَ الْاَقْسَامِ الْاَرْبَعَةِ Başta dört kısmı ayrılmıştı dedi ya. Bu dört kısmın ikinci kısmı neymiş? Munkatıymış. Tamam. Demek ki haberin munkatına kopuk olması. İttisal, muttasıl olmaması. وَهُوَ نَوْعَانِ Bu da neymiş? İki kısımmış. ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ diyecek. ظَاهِرٌ yani bu kopukluk zahir. ظَاهِرُ اِنْكِتَاعِهِ بِمَعْنَا اَنَّهُ مُنْقَطِعٌ فِي الصُّورَةِ Diyor ki zahiren diyor bu, bunun kopukluğu zahirendir, zahirdir. Şu açıdan, şu manada اَنَّهُ مُنْقَطِعٌ فِي الصُّورَةِ Sureten ne munkatidir? فِي surete ظَاهِرَةِ Yani zahir suresinde ne vardır? Bunun bir kopukluk vardır. Yani ne? Sureten, senedine baktığın zaman adamlardan bir tanesi kopmuş ya, bunu kastediyor. Zahiren bunda bir kopukluk var. وَبَاطِنٌ اَيْ بَاطُنِ اِنْكِتَاعِهِ بِأَنَّهُ اَنَّ نِسْبَتَهُ مِنَ الْقَائِلِ مُنْقَطِعَةٌ فِي بَاطِنِ الْاَمْرِ İkincisi de neymiş? Batınınmış. Demek ki bundaki kopukluk da batın. Yani ne? Manevi bir kopukluk var. Zahir değil, manevi bir kopukluk var. Ne manasında? Bir mana şöyle, اَنَّ نِسْبَتَهُ مِنَ الْقَائِلِ Bunun diyor, kaile, söyleyene nispeti nedir? مُنْقَطِعٌ فِي بَاطِنِ الْاَمْرِ Yani işin manevi boyutunda
bu sözü söylenene neyi var? Batinen manevi açıdan bir kopukluk var. وَاِنْ اِتَّسَلَتْ فِي الظَّاهِرِ Zahiren senedi muttasıl olsa bile. Şimdi arkadaşlar şey çok kolay. Ne denir ona? Zahirin kıta zaten kolay. Baktığın zaman senede bir tanesi kopmuş. Peygamber Efendimiz'e hemen ne yapmışlar? İrsal etmişler veya ittisal etmişler. Batın manada yani manevi açıdan kopukluğu Hanefilerin geliştirdiği bir teori bu. İşte manevi inkıta teorisi diyorlar buna. Bu çok önemli bir şey. Her ne kadar Hanefiler dışındakilerin anlatısında bu var. Buna bir kısmı illet diyor. Bir kısmı genellikle bunun anlatısı illet. İllet diyorlar buna. Yani hadiste bir illet var. Muallel hadis diyorlar. Senedinde veya metninde bir illet vardır diyorlar. Veya bazısı mesela buna şey diyor. Ama genel anlatı bunda illet. Yani senette veya metinde bir illet oluyor. Haliyle hadise muallel diyorlar. Tabi illet konusu hadis usulünde çok zirve bir konu. Herkes ilel konusunda konuşamıyor. Hadisçiler öyle dersin. Yani huzzakul, onların huzzakları böyle artık işte Darakutni gibi. Anlatabiliyor muyum? Böyle Tirmizi gibi. Böyle üst seviye adamlar konuşabiliyor. Şunu söyleyeyim. Hanefilerin geliştirdiği şu manevi inkıta teorisi çok önemli. Çok yani muazzam bir şey. Haliyle Hanefiler aslında hadis usulü çok mükemmel bir seviyede ama yayılmamış. Yoksa bu manevi inkıta teorisi çok mükemmel bir şey. Çoğu şeyi çok güzel açıklıyor. Olay şu. Zahiren zaten kopuk o anlaşılıyor. Peki manen inkıta ne demek? Şu demek. Arkadaş şimdi hadiste biz Hanefiler diyor ki bakıyoruz hadislere diyor. Hadisler çoğunlukla manen aktarılıyor. Manen. Allah Resulü'nün bizzat ağzından çıktığı o ifade çoğunlukla böyle gelmiyor bize. İlla ravi bunda bir değişiklik yapıyor. Allah Resulü celese diyor o kaade diye çeviriyor. Çoğunlukla böyle. Çünkü ne Arap dilinde illa bir manen aktarma olayı çok yaygın. Bakıyoruz hadislere arkadaş. Senet muttasıl ama manen bir kopukluk var ya. Bazı hadislerde bu kopukluk çok. Yani senet muttasıl ama manen o anlatıda bir yerlerde noksanlık var. Bazen ravi unutmuş bir tarafa aktaramamış. Bazen ravi kelimeyi değiştirmiş. Bazen efendime söyleyeyim başka bir delile muhalif. Biz o manen yani manen hadisin metninde bir problem olduğunu şeyden anlıyoruz. O ne denir o manadan anlıyoruz. Ve Hanefilerin bu batın inkıta dediği şey çoğunlukla hadisin metniyle ilgili. Biraz önce bahsettiğim muhaddislerin ilal olgusu vardı ya. Muhaddisler işte ilal konusunda genelde senette çok yoğunlaşmışlar. Metin konusunda ilal konusunda yoğunlaşan çok fazla yok. Onun için Hanefilerin bu anlatısı çok önemli. Hanefiler ilal teorisini yani manevi inkıta teorisini çok iyi geliştirmişler. Ve bunu senede değil metinde çok güzel uygulamışlar. Zaten güzellik tarafı orada. Senette kolay. Senette asıl metinde konuşmak bunu. Hanefiler diyor ki kardeşim senede bakıyorsun cillop gibi. Ama metinde bir kopukluk var ya. Manen bir kopukluk var. Yani Allah Resulü bunu böyle söylememesi lazım. Nereden çıkartıyorsun bunu? Başka delillerden, şuradan, buradan, başka hadislerden, sahabenin uygulamalarından çıkartıyorsun onu bir şekilde. Külli bir bakışla. O metindeki manadaki kopukluğa Hanefiler manevi inkıta diyorlar. Yani ne? Batın inkıta diyorlar. Ve bunların da çeşitlerini içinde sıralıyorlar göreceğiz. Şimdi o mevzu. Demek ki batın inkıta neymiş? Bunu söyleyene nispeti manevi açıdan ne kopuk olması. Senet zahir olsa bile. Zahir, şimdi zahir inkıta işte mürsel ve mürselin çeşitleri diyecek. Sonrasında batın inkıtadan bahsedecek. Mürseli şimdi kısımlara ayıracak burada. Tamam. Fazahir yani zahir bakımından inkıta olan huvel mursel. Bu neymiş? Mürselmiş. Ne? İsim mef'ul. Ersele yürsülü irsel. Yani ne? İrsal edilmiş. Ersele ne? İrsal etmek. Ne yapmak? İrsel bugün irsal de diyorlar ya. İrsaliyet de oradan geliyor. Ne yapıyor? Hop gönderiyorsun. Yani sen bir şey duymuşsun hop gönderiyorsun. İrsal böyle bir şey. Demek ki zahiren kopuk olan neymiş? Mürselmiş. Ve huve el munkatiyu el isnat. İsnadı ne olan? Munkatı olan. Kopuk olan. Ve huve isnat da neymiş? Tarekul metin. Metnin neymiş? Yoluymuş. Tamam. Bi en sakatet el vasatudu beynel ravi ve beynel nebiye sallallahu aleyhi ve sellem. Bu da neymiş arkadaş? Ravi ile Allah Resulü arasındaki olan vasıta ne olmuş? Kopmuş. İster bu baştan kopsun, ister sondan kopsun, ister ortadan kopsun. Hepsine bunlar usulciler ne diyor?
Mürsel diyor. Tabii bu hadis usulünde bunların her birinin adı var kendine göre. Aynen öyle. Başta olursa şu, sonda olursa şu, ortada olursa şu. Onlar da genel, onların hadis usulünde munkatı usulcülerdeki mürsel demek. Onlar genelde munkatı diyorlar ya, bu sefer munkatı kendi içinde ayrılıyor. Ama usulcüler bunun pek işi böyle bir şey değil onun. O ne baksın, ister sondan ister baştan. Önemli olan o şeyi kuruyor. Yani başka bir teori yapmaya çalışıyor. Bunun hepsini mürsel diyorlar. Tamam. Şimdi ama geleceğiz. Mürsel kendi içinde nasıl bir anlatısı var ondan bahsedeceğiz. Demek ki Allah Resulü ile aradaki vasıtanın kopması ne oluyor? Seneden inkıta oluyor. وَكَانَ يَكُلْ لِمَا لَمْ يَسْمَعْهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمْ كَزَى. Yani bunun ne olmuş oluyor? Arada bir kopuk olduğundan dolayı işitmediği, Hazreti Peygamber'den işitmediği bir şeyi قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ كَزَى diyerek ne yapıyor? Aktardığı bir şeye ne diyoruz? Mürsel diyoruz. Şayet سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ veya حَدَّسَنِي tarzında dese bu sefer şey olur, yalan olur. Burada ne diyecek? Semaya muhtemel olan ifadeler kullanıyor. Anin nebiyi diyor veya kalen nebiyi diyor. Anlatan bu tarz ifadeler, mustalahta bildiğimiz şeyler. Haliyle yani Allah Resulü'nün işitmediği bir şeyi kale Resulullah diyerek ne yapıyor? Aktarıyor. Ortada birisi var, düşmüş o. Aynen. Munkatı. Vasıta düşmüş. Ev lime lem yarahu fa'alehu fa'ale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keze diyor. Veya Allah Resulü'nün yaptığı bir şeyi görmemiş olmasına rağmen fa'ale diyerek, Allah Resulü yaptı diyerek aktarıyor. Ev fa'ale beyne yedeyhi keze ve nahvuhu. Yani veya işte Allah Resulü'nün yanında yapılan bir takriri görmese de veya şey yapmasa da bile Allah Resulü'nün yanında böyle yapıldı diyerek ne yapıyor? Aktarıyor. Anlaşıldı mı? Üç çeşidinde zikretmiş. Demek ki mürsel ne? İsnadında zahiren bir kopukluk var. Bu kopukluk nerede olursa olsun arkadaş, hepsine biz mürsel diyoruz. Kopukluk da ne? Ortada bir abi aslında mürsil ne yapmış? Ortada birinden almış bunu. Ortada aldığı birini düşürmüş. Direkt Peygamber Efendimiz'e bağlamış hadisi. Onu bile de bilir, bilmeye de bilir. Hepsine mürsel. Tamam. Demek şimdi artık mürselin kısımlarını göreceğiz. وَهُوَ الْمُرْسَلْ عَلَى اَرْمَعَةِ اَوْجُهِنْ Diyor ki mürsel dört kısımdır. Mürsel dört kısımdır. اَحَدُهَا Birincisi neymiş? مَا اَرْسَلَهُ السَّحَابِ وَهُوَ مَقْبُولٌ بِلِجْمَا Birincisi ne? Sahabenin mürseli. مَا اَرْسَلَهُ السَّحَابِ Buna mürselü sahabi de deniyor. Literatürde وَهُوَ مَقْبُولٌ بِلِجْمَا Bu diyor, bilicma nedir? Makbuldür nedir? Hüccettir. Şimdi olay şu. Mürselin birinci kısmı ne? Mürselü sahabi. Sahabenin irsal etti. Sahabe ne diyor? قَالَ رَسُولَّهُ كَزَى diyor. Veya efendim faale Resulullah keze diyor veya işte Allah Resulü'nün yanında böyle yapıldı bir şey demedi gibi, anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey aktarıyor. Sahabeye soruyorlar, diyorlar ki ya sen hani gördün mü bunu, duydun mu diyorlar. Yok diyor, duymadım diyor. Falanca dedi diyor. Sahabe mürseli böyle bir şey. Genellikle sahabenin küçükleri, İbn Abbas gibi sahabenin küçükleri bakıyorsun Mekke döneminden bir şey aktarıyor. Ya ulan Mekke döneminde sen yoktun zaten. Büyük bir ihtimal birinden duydun bunu. Hazreti Ömer'den duydun veya başka şeyden duydun. İbn Abbas'a soruyorlar sen bu şey yaptın diyor. Yok diyor ya, kibar o sahabeden, büyük sahabelerden aktarıyorum diyor. Dolayısıyla mürsel sahabe böyle bir şey. Genellikle kimden aktarıyor bunu? Sahabeden aktarıyor değil mi? Ortada düşürdüğü kişi sahabe. Ama çok nadir tabiinden aktardığı da olabiliyor. Tabiin büyüklerinden. Çok nadir tabiinin büyüklerinden aktardığı da olabiliyor. Bu çok nadir. O sebeple mürselü sahabi bu yani. Sahabenin kâle Resulullah keze diyerek aktardığı bir şey. Buradaki düşen sakıt genellikle ne? Sahabe. Sahabede adalet açısından zabıt olduğundan, adalet açısından adil olduğundan dolayı düşende bir sakınca yok değil mi? Yani o sahabe tabakasına birinin düşmesi ne adalet ne de zabıt konusunda herhangi bir tesiri yok. O sebeple ne oluyor bu kardeşim? Bir icmane makbul oluyor. Genel anlatı bu. Ve çoğunluğun görüşü de bu. Sahabenin mürseli nedir? Hüccettir. Hem muhaddislerde hem de usulcilerde. Hanefi usulcileri başta olmak üzere bir icma zaten ne diyor? Makbuldür diyor. Sebebi ne? Çünkü arkadaş düşen kişine çoğunlukla %99 sahabe. Sahabe de adil mi? Hem adalet hem dapt açısından adil ve dabıt mı? O zaman ne? Düşenin hiçbir şeyi yok. Tesiri yok. Birinci görüş bu. İkinci görüş şu. Şeye nispet ediyorlar bu görüşü.
Ebu İsfak el-İsfirayni'ye nispet ediyorlar ve bir kısım daha var. Şimdi adı aklıma gelmiyor. Birkaç kişi var bu. Muhaddisler de bir azınlık bir gruba nispet ediyor. Diyorlar ki sahabe mürseli nedir? Şey değildir, hüccet değildir, makbul değildir. Niye? Ya kardeşim sahabe tamam. Sahabe düştüğünde sahabenin düştüğünü bilsek tamam. Sahabe zaten ortada düşenin kim olduğunu bildiğin anda ne hale geldi hadis? Müsned hale geldi. Muttasıl hale geldi. E iyi de kardeşim bazen sahabe tabiinden de aktardığı oluyor. Bu çok azınlık ama oluyor. Ortada bir şüphe olduğu zaman ne olur? İza tatarraka ihtimal batale istidlal değil mi? Ortada bir ihtimal varsa sen buna direkt bodoslama makbul hüccet diyemezsin. O sebeple akli bir ihtimal var devrede. Ne diyorlar? Sahabe mürseli de olsa şey olmaz. Çünkü ne hadisin ne o muttasıl olması lazım. Tamam. Buna ne cevap söylüyorlar? Kardeşim bu çok nadirdir. Aşağıda şeyde de söylüyor zaten. Aynı şeyi, aynı eleştiri getiriyorlar. Çok nadirdir. Nadire göre hüküm verilmez diyorlar. Tamam. Bu bir azınlık. Ama burada önemli olan arkadaşlar mesele şu. Çok bizim bazı eserlerde yapılıyor. Ne denir ona? Hanefiler buna biraz değiniyorlar. Ama tabir yerindeyse şu, bunu söyleyeyim. Hani yayında da Hanefilerin çok şeyi cesareti yemiyor. Yani üzerine belki şey gelir diye. Asıl burada konuşulması gereken sahabe adil mi ve zabıt mı? Mesele o. Ama klasik doktrinde bu çok cesaretli bir şekilde konuşulmuyor. Hanefiler biraz kapıyı aralıyor. Evet, her şeyi konuşabilirsin aslında. Ama bizimkiler bu konuya çok şeyler. Bir takım şeyler var işte. Biraz kapıyı aralamış bizimkiler. Ama tırnak içinde biraz yemiyor. Çünkü niye? Sen sahabe konusunda konuşmak öyle cesaret şey ister. Üzerine çok fazla şey alırsın. Zaten Hanefi mezhebi bir takım sebeplerinden dolayı üzerine çok fazla eleştiri çekmiş. Bir de sahabe konusunda konuşursan zaten Ebu Hureyre'ye şuna buna fakih makih değil demişsin. Almışsın başına belayı. Anlatabiliyor muyum? Öyle sahabe adil mi, zabıt mı? Bunu böyle çok net, pür, böyle hakikaten cesaretle konuşulmayı zaten ilk dönemde çok bekleyemezsin. Böyle bir durum var. Ama buna şey yapılmış. İşte sahabe adil mi, değil mi? Adalet ne? Bunların her birinin çok şeyi var. Adaleti biraz sonra göreceğiz. Bizim musannifte hadisçilerin büyük bir kısmı ki fıkıhta da böyle, usulde de böyle ne olarak tanımlarlar? Kişinin ne olması? Efendime söyleyeyim bak şu arkada bir yerde söyleyecekti. Din kısmı ağır basıyor. Bak vahiyye rüchanu ciheti dini, din kısmına ağır basıyor. Yani mütedeyyin, dindar. Vel akıl, akıl kısmı ala tarikil hava ve şehveti, yani heva ve şehvetine ne? Din kısmı ağır basıyor. Li ademi iktiranel kebair vel israr ala sagair. Ama neyle birlikte? Kebairden kaçınıyor. Ve sagayırda da ısrar etmiyor. Şimdi kebairden kaçınıyor, sagayırda da ısrar etmiyorsun ve din kısmı ağır basıyor. Adalet böyledir dersin. Sahabenin hepsi böyle mi? Sagayır işleyen de var. Aralarında bunlar savaştılar ya. Adam öldürme var. Zina eden var. İçki içen var. Hazreti Ömer o bir sürü hat uyguladı. Kimi uyguladı? Yani kısmı. Hazreti Peygamber ya de var değil mi? Sagayır da var, kebair de var. Dolayısıyla sen adaleti böyle anlatırsan bir problem olur. Adil diyemezsin o zaman. Adaleti ne demen lazım o zaman? Kardeşim sahabe tamam günah işlemez değil. Evet işlerdi. Küçük günah da işleyebilir, büyük günah da işleyebilirdi. İşleyenler de var. Ama din konusunda desiseden, yalandan, çarpmadan ne bunlar biridirler. Böyle anlatırsan adaleti tamam kabul ederim. Sahabe kardeşim kendi aralarında bir takım problemler yaşadılar ama iş din konusuna geldiğinde yalandan, desiseden, çarpıtmadan, kandırmadan beridirler. Evet böyle. Bu bakımdan evet sahabe evet küllühü ne adildir. Ama sen adaleti biraz önceki gibi genel anlatıyla anlatırsan sahabe adil değiller arkadaş. Kese irin nestir dersin. Dolayısıyla cerh ve tadile konu olur da dersin. Haliyle Mürsel'de sahabenin adaleti bu bakımdan kısmen etkilerde dersin. Adalet böyle bir şey bak. Konuşmakta zorlansa bile olaya ilmi açıdan yaklaşırsan bunları söyleyebiliyor olman lazım. Zabıt konusuna geldiğin zaman muhaddislerin çoğuna göre sahabe nedir? Zabıttır. Zabıtta da konuşabilir. Çünkü cert tadiline sahabe tabakasını geçtikten sonra yapılıyor. Bütün cert tadil eserlerine bak sahabe tabakası yoktur orada. Tabiinde başlanır.
Hatta ilk tabakalar var diyorlar da daha sonra çıkartmışlar da diyorlar. Böyle bir şey de var. Anlatı da var. İbni Adi'nin kamiline bakılırsa aslında ilk tabakalar var ama İbni Hacer çıkarttı onları filan diyorlar. Yani dab konusunda da muhaddislere göre sahabenin kulluhuna dabıt. Ebu Hureyre'den gelen hadisi esas alıyor onlar. Diyorlar ki Ebu Hureyre ben bir takım şeyleri unutuyordum. Allah Resulü benim için dua etti bir daha hiçbir şey unutma. Haliyle diyorlar ki sahabe kardeşim bellediği ne zaman bellediyse ona aktarıyordu. Belletmediği şeyi aktarmıyor. Ama öyle değil bu hakaya. Birbirimizi şey yapmayalım şimdi. Hazreti Ömer bir kadının aktardığı rivayete ne diyor? Lan diyor bir yani ne dediğini bilmeyen bir kadın doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? Belli olmayan bir kadının söylediği şeyi Kur'an'a muhalif kabul edemeyiz diyor. Sonra Hazreti Ali ne diyor? Bir bedevinin aktardığı şey ayaklarının önüne işeyen bir bedevinin söylediğini mi alacağız diyor. Baktığın zaman sahabenin birbirine eleştirileri var. Demek ki zapt konusunda da bir sıkıntı var. Hanefiler zapta iyi konuşuyorlar. Bak ne yapmışlar? Ravi'yi ayırmıyorlar mesela. Burada gerçi onların bir kısmına değinecek bilmiyorum ama aynı zaptın, zabıt fakih mi değil mi, zabıt mı değil mi? Anlatabiliyor muyum? Bunların hepsine konuşuyor Hanefiler. Zabıt bir kere Hanefi usulünde kardeşim sahabenin hepsi zabıt değil. Zabıt olan da var, olmayan da var. Tamam. O alan çünkü rahat. Çünkü insandır bu arkadaş ya. Bu kadar. Adalette de aslında bir takım işaretler var. Ama açıklıkla konuşmuyorlar. Sahabe, Hanefiler şunu çok iyi biliyor ki kardeşim sahabe adildir ama nasıl adildir? Dini aktarırken yalandan, desiseden, çarptırmadan biridirler. O konuda adildirler. Ama bu ustala eserlerine, usul eserlerine yapılan o adalet var ya, o adalette bütün sahabe öyle adil değil. Bunu çok iyi biliyorlar. Anlatabildim mi? Bu parantezi de yapalım. Bu anlatıya göre baktığımız zaman sahabe Mürsel'de sahabenin düşmesi zarar vermiyor anlatısı var ya, adalet açısından zarar vermez ama zabıt açısından zarar verir. Haliyle sen hemen Mürsel'e, Mürsel-ü sahabeye makbul demen tutarlı tarafı yok. Ama genel kabul böyle. Onu söyleyeyim. Anlaşıldı mı? Ve bil icma dedi burada musannif. Bil icmada da bir problem var. Şöyle bir problem var çünkü icmaen değil bu. Baksana bir azınlık görüş var. Ebu Sarık İsfrahini olsun bir kısım sahabenin Mürsel'ini hüccet görmüyor. Haliyle ortada ufacık da olsun bir görüş yani velev ki bir kişi de olsa icmaine bu zarar verir. وَلِلْ اِجْمَاءَ عَلَى عَدَالَتِهِمْ buradaki icma diyor onların adaletine değil mi? Bak bu sanif burada aslında biraz işaret etmeye çalışıyor. İcma diyor sahabede yani makbul ya وَهُوَ مَقْبُولٌ بِالْاِجْمَاءَ demek ki sahabenin Mürsel'ine icmaen makbul. Ne sebebiyle lil icma'ya ala adaletihim onların adaletine olan icma sebebiyle. Demek ki zaptında icma yok. Çünkü Hanefilerde zapt konusunda çok şey var. Eleştiri var yani. Sahabeyi fakih gayri şey, raviyi fakih gayri fakih ayırmasın sebebi bu zaten ya. Ebu Hureyre'yi de genel anlatı fakih görmüyor ya. Niye? Çünkü fakih ravi zabıttır diyor. Fakih olmayan ravi zabıt değil. Niye? Manen bir takım şeyleri ıskalamış olabilir. Anlatabildim mi? Hanefilerin genel kabulü kardeşim sahabe zabit de olur olmaya da bilir. Ama bunu açıklıkla çok rahat söyleyemiyor. Çünkü niye? Arkadaş karşında büyük bir kalabalık var. Ben küfür ederim. Bir sürü şey olur. Bu sebeple felam yadur el cehlu bis sakıt minel isnad. İşte diyor sahabe konusunda, sahabenin adalet konusunda icma olduğundan dolayı isnatta sakıt yani sahabe tabakasından birinin düşmesi وَلَمْ يَدُرُ الْجَهْلُ بِالسَّاقِتِ yani düşen kimseyi bilmemek zarar vermez. İsnattan düşen kimseyi bilmemek zarar vermez. Çünkü düşen kimse zaten sahabe olduğundan dolayı adalet zaten o da adil olduğundan dolayı düşsene düşmesene bir problem yok. Evet adalet açısından zarar vermez ama zabıtlık açısından zarar verir. O düşüren kimseden aktarıyor bunu o da zabıt mı değil mi? Zabıt değilse bu sefer ne olur? Bu bir şüphe doyurur ve Mürsel'in hücciyetine problem doğurur bu. Onu söyleyelim burada kalalım değil mi? Dersiniz var. Evet. Tamam. Gelecek ders inşallah. Dedik ya bak sahabe demek ki onu da konuştuk. Sahabenin adaleti ve ne denir ona? Zaptı. İkisi de böyle doktrinlerine kadar bu tartışma yoğun olmasa da bizim bazı usul eserlerinde buna işaret ediliyor. Ben yanlış hatırlamıyorsam eser ismi de vereyim denebilir belki. Bu böyle işkembeden atıyor belki denebilir. Yanlış hatırlamıyorsam şeyde Envar'ın şeyi haşiyesi var ya Kamerül Akmar'da. Kamerül Akmar'da bu konuyla ilgili konuşurken şey yapıyor, bahsediyor.
Yani buna şöyle de denir. Çünkü şeyde adaletle ilgili mevzuyu tartışırken yani tam yerini hatırlamıyorum ama adalet ve zapt konusunu konuşurken orada ikinci tabakadan direkt başlatılıyor. Musannif birinci tabakada olabilir diyor ama bu sefer eleştiri getiriyorlar İbn-i Meleğe. Ulan birinci tabaka ne gidiyorsun birinci tabakayı? Sahabe o zaten. Hem Adil hem Davud diyorlar. Şeyde büyük bir ihtimal Abdülhalim el-Leknevi bu tartışmalara vakıf ki ya kardeşim buna şöyle de diyebiliriz diyor. Tamam sahabe adil de olabilir, olmayabilir. Kesâir-ün nâs gibi, diğer insanlar gibi bunu ne? Telakki edebiliriz. Çünkü ne? Bir takım tanıma uymayan şeyler var. Ki zapt konusunda da zaten böyle diyebiliriz demeye getiriyor olayı şey yapmak için, o eleştiriyi ortadan kaldırmak için. Yani klasik doktrinde ki Abdülhalim el-Leknevi çok klasik olmasa da klasik doktrinde Hanefiler sahabenin hem adaletini hem de zaptını, ki zaptını konuşmuşlar ama adaletini çok içtenlikle konuşmaya meyyeller aslında ama buna cesaret edememişler biraz. Bir takım şüphelerden, bir takım korumacı tavırlardan dolayı ki onu da anlıyorum. Çünkü sen sahabenin adaletiyle konuşmaya başlarsan onlardan aktarılan bir bilgiye de sirayet eder. O sebeple bu korumacı tavrı kabul ediyorum. Ama olay teorik manada konuşulursa, çünkü yapılan adalet tanımıyla bu sefer sahabeyi birleştirdiğin zaman bir takım problemler ortaya çıkıyor. Tanımı değiştirmen gerekiyor. Biraz önceki tanımda söylersen kabul ederim. Dini aktarma noktasında bunlar kardeşim yalandan, desiseden ve çarptırmadan biridirler dersen evet kabul ederim. Bu noktada adildirler. İşin özü bu. Tamam. Gelecek dersin inşallah ikinci Mürsel'in ikinci kısmıyla konumuza devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.